Lillahi Rabbil Alemin ve lakibetil tabgayin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi ecmain sallallahu seyyidina Muhammed sallu ala tabibi kulübine Muhammed sallu ala şefi zünubine Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Adem'in, seyyidina Nuh'un, seyyidina İbrahim'in, seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve cemil enbiya'yı ve mürselin ve cemil melaiketil mukarrabin sallallahu aleyhi ve sellem ecmain. Allahu Teala uzaktan yakından teşrif eder şu ümmeti Muhammed'i, hasreten bütün ümmeti Muhammed'i ahiretin fitnelerinden, ahir zamanın fitnelerinden, ahiretin azabından emin eylesin. İmanımızı kamil, akıbetimizi hayırlı, rızkımızı tayyip, işlerimizi azam, ümmeti Muhammed olarak birbirlerimize ülfet, ikram, halisiyet, samimiyet nasibi müyesser eylesin. Haçtan geleli namaz bahsiyle uğraşıyorum kıymetli gözümün nuru sufiler. İki haftadır çok fazla kitap okudum. Okudukça aziyetimizi, okudukça mesuliyetimizin büyüklüğünü, okudukça Allahu Teala'nın emrindeki kıymet, hakikat, devleti idrak etmeye çalıştım. Halisane bir ifade ki namazı idrak etmek, anlamak, anlatmak, hakkıyla kılmanın çok zor olduğunu anlamaya çalıştım. Anladım desen 90. Ve fakat mesuliyetimiz ne kadar büyük olursa olsun, acziyetimiz ne kadar azim büyük olursa olsun, Rabbin emrini yerine getirmeye mükellef olduğumuz için herkes kuvvet ve kadri, kuvvet ve gayreti kadar Allah'a itaat edeceğine göre, mükellefiyetten kaçmak mümkün olmadığına göre, ben bunu hakkıyla ifade edemiyorum, ne yapayım diye ubudiyetten noksan kalmak mümkün olmadığına göre, hem ağlarım, hem yaparım, hem okurum, hem anlarım, hem anlatmaya çalışırım gayretiyle size namazı anlatmaya çalışacağım. Allahu Teala ve Dikkatiz Hazretleri anlatana rahmetsin, sizlere idrak edecek bir anlayış içinde anlatmayı nasip etsin. Allahu Teala lütfetsin, hepimize namazın zevkini idrak edip namazdan en büyük kulluk olarak Allah'a yaklaşmayı nasip müyesser eylesin. Bugünkü namaz sohbetimiz üçüncü kısım namaz sohbetidir. İslam'da iman ve nimetleri, isyan ve musibetlerinin kıssalarının 12. haftasındayız. İman ve nimetlerinin en büyüğü namaz olduğu için namaz bahsinin üçüncü kısmındayız. Yani 3 haftadır namaz anlatmaya çalışıyoruz. Bir haftası daha önceki eski bir zamanda, tarihini bilemiyorum, Mesnevi-i Şerif'e göre anlattım. Hazreti Mevlana Celaleddin Hüdavendigâr Hazretlerinin Mesnevi'de namaza anlattım. Hala anlamadım. Herkes de hayret içinde. Geçen hafta yine namazı anlattım. Hayret ve haşet içindeyiz. Bu haftaki anlatmamız da bizi nereye götürür bilmiyorum.
faydalandığımız eserler Risale-i Esediye Fatiha-i Şerife tercümesi Ebu'l-Leys Semerkant'a Hazretleri, kendisi müfessir, aynı zamanda fakih, Besmele ve Fatiha tefsiri bu büyük tefsirden alınmış. Mecdi Talip Şemsül Şumuz içindeki bir bölümü Mecdi Talip Hazreti Seyyid İbrahim Fasih Hazretleri anlatmış. Bunda tarikat-ı Nakşibendiye'nin incelikleri var. Dolayısıyla namazında hükmü var. Huzurumuza Hülasatül Beyan fi Tefsiril Kur'an, büyük Kur'an tefsirini getirdim. Namaz bahsi içinde olduğu için 9. 10. cilt 54 farz şerhi Kemalettin Üstün Efendi Hazretlerinin Cenab-ı Sultanımız Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin halifesi Şeyh Muhammed Konyavi, aslen Konyalı değil ama Konyavi lakabını almış, Allah mübarek etsin. Çok alim, çok fazıl, kamil bir insan, halen Konya'da. Kitabın ismi Şifail Kulub. Allah rahmet etsin, gidiyoruz bakalım. Sonra İhya-i Ulumiddin 1. cilt sayfa 435'ten başlayarak uzun bir namaz bahsi. Sonra tam namaz hocası Yusuf Tavaslı Hazretlerinin, sonra fırsat bulursak tecdid-i tarikat hakkında bir kısa sohbet daha yapacağız. Allah lütfetsin. Sohbetimize gelince namaz bahsinin 3. kısmı, iman nimetlerinin 12. haftası, tasavvuf-ı hayat nedir, şeriat-ı Muhammediye'de hükmü nasıldır sohbetinin 289. haftasındayız. 289, 52 hafta bir sene olduğuna göre demek birkaç senedir bu konu devam etmiş. Şimdi konuya dönelim. Bir eserimiz daha kaldı. Asıl namaz buradan çıkmıştı. Yusuf bin Zeynüddin Hazretleri Ruhus Selat Aynül Hayat. Namazın ruhu hayatın pınarı. Hayatın pınarı namazın ruhu diyebiliriz. Orijinal ismi Ruhus Selat Aynül Hayat. Manası hayatın pınarı namazın ruhu. Allah bu hayat pınarından, namazın ruhundan cümlemizi nasipkâr eylesin. Namazı aşkla, şevkle kılmak nasip eylesin. Namaz sevgisini kalplerimize yer etsin. Şimdi İhya'dan işbaşı tutuyoruz. İhya, kalbin amellerinden olan batını şartlar meyanındadır. Namazın huşu, huduyu şart olmasının beyanı nedir? Bu bahisten inşallah işbaşı tutuyoruz. Bilmiş ol ki İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri hepimize buyuruyor ki, bilmiş olun ki huzur ve huşu namazda şart olmasının emreden pek çok deliller vardır. Ayet-i celillerle, hadislerle sabittir. Sure-i Taha 14. ayet-i celiliye göre Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ve azimus salatel zikri meali, zikrim için, beni hatırlamak için namaz kıl. İşte bu ayet-i celile yetiyor. Beni zikretmek için kıl, beni hatırlamak için kıl. Allah aşkına daha ne söyleyeyim? Fatiha'yı çekelim. Hak söylüyorum. Namaz Allah'ı zikretmek için,
Allah'ın azametini hatırlatmak için olduğunu Kur'an-ı Mucizül Beyan bize ferman ediyor. Zıttı, Allah'ı unutarak namaz kılmak, Allah'ın zikrinden gafil olmak, namaz kılmamak manasını taşıyor. Şu anda namaza duran İmam-ı Gazali Hazretlerinin İhya'da huşu vücudunun en az miktarı hiç değilse iftitah tekbirini alırken olmalıdır diyor. Eğer bir mümin iftitah tekbirini alırken huşu bulamazsa, Allah'ın azametinin huzurunda olduğunu idrak edemezse, o kimsenin namazdan hissesi, menfaati, fazileti olmamış manasını taşıyor. Şu halde ben nereye gidiyorum? Sure-i Taha 14. ayetin hükmüne göre Rabbimi hatırlamaya, icat etmeye gidiyorum. Allah'ı zikretmeye gidiyorum. İşte bunun için bu Allah, Allahu Ekber, hiçbir büyüklükle mukayese olmayan Allah'tır. Ekber lafzı, büyüklüklerle mukayesesi imkanı olmayan, şimdiki tabirle sonsuz büyüklük. Mukayese imkanı yok. Allah-u Teala'nın azametini mukayese etmek nasıl mümkün olsun? Bütün mükevvenatın Halik'i, 18 bin alemin Rabbi, 18 bin alemden bir dünya, tek dünya, bir alem. Şu bizim işimizi gücümüzü gördüğümüz, hayırımıza şerrimize sebep olan dünya, Allah'ın mülkünden bir alem. 18 bin tane dünyayı yan yana getirirseniz, kimin huzuruna namaza gittiğimizi anlamak lazım gelir. Biz dünyayız. Güneşin evladı gibiyiz, onun etrafında dönüyoruz. Kendi etrafımızda dönmemizin sureti saatte 2000 kilometre. 2000 kilometreye ulaşan uçaklar az. Kendi etrafımızda 2000 kilometre dönüyoruz. Güneş'inle birlikte saniyede 285 kilometre gidiyoruz. Güneş'e tabi olarak saniyede elimi yumdum açtım, 285 kilometre gidiyoruz. Daha bir geçtiğimiz yerden Allah-u Teala yarattı, yaratılalı bir daha geçmedik. Bu çok hoşsuz. Güneş ve dünya olarak Allah'ın mükevvenatından bir kere geçtik şuradan, gidiyoruz, ikinci bir defa geçmedik. Mülkü o kadar sonsuz. 2 milyar yıldızı var. Güneşimiz ve biz evladı gibi Samanyolu denilen merkez Vega yıldızına doğru gidiyoruz. Daha gidiyoruz da hiç varmadık. Saniyede 285 kilometre hızla. 285 kilometre İstanbul'dan aşağı yukarı Düzce'ye gelir. Yum gözünü, aç gözünü. Şu halde Allah-u Teala'nın azametini bilelim. Kuzey kürede 100.000 tane galaksi var. Yani yıldızlar kümesi. Şu lambalarımızı yıldızlar sayarsak cami-i şerifte, bunun kümesini bir galaksi sayarsak, kümesini toplamına 100.000 tane tespit etmişler. Bu da demek değildir, sayısı tam oldu. Bize en yakın galaksi Andromeda galaksisi. 2 milyon 200 bin ışık senesi uzaklıkta. Şimdi hiç kimsenin kafası işlemedi. 2 milyon sene ışık saniyede 300 bin kilometre gelecek. Daha bizim komşumuzun en yakını. Bir daha diyeyim ya, ne olur.
bizim Samanyolu bu ailesine en yakın yıldız kümesi ismini Andromeda koymuşlar. Allah'ın ismi değil yani, ilim ismi. Işık saniyede dünya 7,5 kere döner. Işık 2.200.000 senede bizim komşuya gidiyor. Allah aşkına, milyon aşkına, Rabbim aşkına bu mesafe nedir? Yok, böyle bir mefhumumuz yok. Şu halde şu Allah bunun mülküdür. Bu mülk bu Allah'ın mülküdür. Biz Allah'ın huzuruna duruyoruz. Yol uzun olduğu için burada keseceğim. Şu halde şu zikrin zıttı gaflettir. Gaflet zikre münafidir. Allah'ın azametine, tazime münafidir. Namazın cemisi zikirdir, fikirdir, şükürdür, münacattır. Kulun acziyet zelilliyetidir. Allah'a muhtaçlığın halidir. Mükevvenatın halikinin azametine tazimdir. En asgari bu kadar düşünmek lazım. Allah-u Teala buyuruyor, bismillah. Ve la tekum minel gafilin. Gafillerden olma. Allah aşkına beni zikretmek için namazıma gel. Benim huzuruma durup da gaflet etme. Allah-u Teala yine buyuruyor Sure-i Nisa 43. ayet-i celile. Hatta te'alemi ma tebulun. Ta ki dediğini okuyuncaya kadar, okuduğuna anlayıncaya kadar namaza yaklaşma. Şartlar çok ağır. Ta ki dediğinizi, okuduğunuzu anlayıncaya kadar, kimin huzurunda idrak ettiğinizi idrak edinceye kadar namaza yaklaşma. Ülema buyuruyor ki, bu emir sarhoş olanlar içindir. Alkol sarhoşu, şu sarhoş, bu sarhoş. Okuduğunu anlamayıp kimin huzurunda idrak ettiğini bilmeyenler namaza yaklaşmasın. Ulema-i kiram buyuruyor ki bu ayeti celile tamamen dünya düşünce ve vesvesesiyle namazını kılan kimse de aynı hükümdedir. Şu sarhoş sokulmasın namaza. Alkol içmiş, eroin içmiş, kokain içmiş, o namaza sokulmasın. Çünkü huzurumda olduğunu bilmiyor. İbadetin kemalatını idrak etmiyor. Ama şu dünya düşüncesine dalmış vesveselerle kimin huzurunda olduğunu idrak etmeyenler de namaza yaklaşmasın. İyi, o zaman zor oldu bu bizim için. Biz sarhoş değiliz. Biz alkol sarhoşu değiliz. Biz gafillerdeniz ve dünya sarhoşuyuz. Tamamen dünya düşünce ve vesvese verinle namazını kılan kimse daimi hükümdedir. Çünkü gaflet sarhoşluk gibidir. Allah'ı unutmak sarhoşun işidir. Sarhoş alkol tesiriyle Allah'ı unutur. Dünya sarhoşu da Allah'ı unutur. Çok zor ya. Ya nasıl edeceğiz? Çok zor. Ve dün okudum evvel gün veya şu beni 100 sene ihtiyarlattı şu okuyacağım yer. 1. cilt 434. sayfa. Namaz içindeki zikir ve dualar namazın güzelliğinin tamamlayıcı amilleridir. Senin katında namaz
meliklere yaklaşmak için onlara takdim edilen güzel bir cariyeler gibi kendisine yaklaşmak için meliklerin melkine takdim edilen bir hediyedir. Senin için namazın Allah'ın azametine yaklaşmak için bir hediyedir. Allah aşkına dinleyin, bu beni öldürdü şu bahis. Şimdi senin bu namaz hediyen Hazreti Allah'a arz edilir. Sonra kıyamet gününde sana iade edilir. İşte bunu bilmiyorduk. Senin kıldığın namaz Allah'ın azametine hediye edilir. Sonra bu senin hediyen kıyamet gününde namaz olarak sana iade edilir, sana hediye edilir. İyi. Artık sen muhayyersin. Sonra da kıyamet gününde sana iade edilince ister bunu güzel yap, isterse çirkin yap. Eğer sen bu namazı Allah'ın azametine uygun kamil kıldınsa sana hayırlı dua eder. Ya Rabbim benim kadrimi yükseltti. Senin azametine layık namaz kıldı. Sen de onun kadrini yükselt. O namaz senin için dua eder. Eğer bu hediye Allah'ın azametine yakışmayacak şekilde noksanlarla doluysa senin yüzüne çarpılır ve namaz sana şöyle beddua eder. Kıyamet gününde bu. Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Kıyamet günü namaz senin benim hakkımda ya şefaatçi ya davacı. Kulu okudum, Allah biliyor, ömrümün yarısı gitti. Namaz dönüp sana geliyor, bana geliyor. Ya kahirle, kılıçla, azapla, ateşle geliyor veyahut Rabbil İzzetine yükseltmek için nurani bir latif durumda geliyor. O zaman bana dönecek bu hediye. Ben niçin namazı noksan kılayım? Niçin o namaz bana beddua etsin? Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Ya ne kadar kötü bir şey. Bunu okudum, dedim eyvah, helak olmak için şu yeter. Onun için her işin hesabı namazdan başlıyor. Sıhhatın 8 konağı var. Birincisi taharet, temizlik. İkincisi namaz. Kimin namazı hesabı asan olursa diğer hesapları kolay oluyor. Kimin namazı asan değil müşkülat ise sırat üstünde diğer hesapları müşkül oluyor. Çıkar nüfus cüzdanını, Türkiye'mizde deniliyor. Almanya, Fransa'da çıkar pasaportunu, çıkaramazsan seni kabul etmiyor. Allah'a gönderilen namaz, la teş ve la temsil, imanımızın temsili, kemalatımızın ölçüsü, Allah'a kulluğumuzun beyanı oluyor. Çıkar beyanını. Namaz belgelerin çıkar. Sen Allah'a ne kıyam ettin? Çünkü devletliler namaz günde 5 defa. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri sözlerde niçin 5 defa olduğunu izah etmiş, okudum. Haftaya ömür olursa yine getiririz inşallah Teala. Şu halde insan
insan, Allah'ın kulu, namaz insanın hasmı, düşmanı veya dostudur. Vallahi kitap söylüyor. İşte insanın ilk hasmı, ilk düşmanı, rükû, sücudu, tadil erkanı tamam olmayan namazdır. Sana ilk defa Allah'ın huzurunda o hasım olacak. Beddua edecek. Helakını isteyecek. O zaman bu namaz çok zor bir şey. Vay vay! Ne okuyuncaya kadar namaza yaklaşma. Sarhoş yaklaşmasın. Ama sarhoşluk 30 türlü. Tamamen dünya düşünce vesveselerine girmiş insanın namazı aynı hükümde. Onun için namaz hasır, ispat nefidir. Hasır ki bütün işi ona tahsis et. Bütün gücümle namazı tahsis edeceğim, güzelliğimle, kemalimle, Allah'tan korku derecemle, Allah'a ihtiyacımla, ben bir çırılçıplak bir insanım, kum yığını gibi, kum tanesi gibi, huzur-i ilahiye inşaat için yığılan kum gibi kendimi hasredeceğim. İspat edeceğim, ya Rabbim bu benim imanımın şahididir, sana kulluğumun hediyesidir. Vallahi ben 18 bin alem içinde bir patlıcan kadar kadrim, kıymetim yok. Bir sinekle benim aramda mevcudat olarak bir fark yok. Keşke sinek olaydım. Çünkü sinek iman ile cennet cehennem mükellef değil. Rızkını yer, keyfini sürer. Eceli gelir ölür gider. Ama sinek için kabir yok, azap yok, hesap yok. Vallahi sinek çok zaman bizden talihli. İğnenin, toplu iğnenin başı kadar yer şükreder. Sen tencerelerle yersin, kazanlarla biriktirirsin. Her yerde 70 bin tane kanaat getirecek. Mülün mülkün hesabın olur ama şükrün olmaz. Sinek şükreder. Kanatlarını sıvar, ayaklarıyla vücudunu temizler, sanki şükreder. Ne kadar zor, sinek olmayı ister misin? Eğer Allah tebdil etse, Allah bir şu anda sinek olmaya razıyım. Mesuliyeti yok, imanı yok, teklifi yok. Ölecek sinek, ben de öleceğim zaten. 3 gün yaşamakla 300 sene yaşamak gafilane ölmek de bir değil midir? Onun için Allah-u Teala'nın Habibi buyuruyor, kendilerini fenalıktan men etmeyen, alakoymayan namazın Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktan başka karı yoktur. Gafillerin namazı kendilerini fenalıktan alakoymaz. Kendilerini fenalıktan men etmeyen, alakoymayan namazın Allah'ın rahmetinden uzaklaşmasından başka bir kere yoktur. Demek tazimimiz tam değilse Allah'ın rahmetinden namazla yaklaşmak icap ederken uzaklaşıyoruz. Namaz senin benim keyfime taalluk eden bir hukuk değil. Dileyen kılsın dememiş, 5 kere kılacaksın demiş. 5 vakit. Deli, ölü çocuk kılmaz. Deli, ölü çocuk namaz kılmaz. Bunlardan biri değilsin, 5 vakit kılmaya mükellefsin, ikame etmeye mükellefsin. Beni men edecek kötülüklerden. Kasedin namaz kılarsın 15. Yalanı var, gıybeti var, çoluk çocuğuna eza cefası var,
Vallahi bu Allah'ın rahmetinden uzaklaşan bir adamdı. Çünkü 15 senedir namazın hakikatini kılmadığı için kötülüklerin içinde kalmış, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştır. 15 senelik hamal. Hamal yük taşır, ücret alır. Ya ben nasıl hamal olurum, namaz kıldım. İşte Allah'ın Resulü. Nice namaz kılanlar var ki onların namazdan nasibi yorgunluk, zahmetten başka bir şey değildir. İşte hamal orta adam. Bir yorgunluğu kaldı, bir de zahmeti kaldı. Nice namaz kılanlar var ki onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. O zaman hamal olduk biz. Zahmet bedava, yorgunluk bedava, fenalıklar üstümde yığılı duruyor, Allah'ın rahmetinden de uzaklaştım. Bu namaz kılanın ki, yakılmayanın ki, ya hiç gelmeyenin ki, şüphesiz bu ifade namazdan gafil olanların namazıdır. Namazın mahiyeti ne olduğunu idrak etmiyor, namazın kutsiyetini idrak etmiyor, sanki haşa sümme haşa eğiliyor, kalkıyor, oturuluyor, dikiliyor ama bu namaz değil ki. Kişinin kıldığı namazdan kendisine karı dokunan, karı dokunan ancak şartlar çıkıyor bunlara Allah. Buna Allah Resulü'nün şartları, o da Allah'ın emrinin şartları. Kişinin kıldığı namazdan kendisine karı dokunan ancak akıl erdirerek kıldığı namazdır. Yani aklı başındayken kıldığı namazdır. Aksi halde kendisine karı dokunmaz. Kendinin namazına hiçbir karı dokunmaz. Ne oldu şimdi? Biz halimiz perişan oldu. Şu ayetler, şu okuduğum birkaç hadisle iş bitti. Çünkü namaz Rabbine münacattır. Gaflet ile söylenen münacat olmaz ki. Valinin huzuruna çıktık, hakimin huzuruna çıktık. Ne dediğimizi bilmiyoruz. Vali de bizi kovalar, hakim de bizi kovalar. Ya sen deli misin? Ne dediğini bilmiyorsun. Ne istiyorsun? Diyoruz, diyoruz. Hiçbir şey anlamıyorlar. Zile basar, mübaşir gelir, hademe gelir, atsın dışarı derler, atıverirler. Dünyada da böyle. Şu halde namaz münacaktır. Şeytanın dostu, nefsi olan nefsin kuvvetleri kahredip hevasını kıran namazda ibadet eder. Şu halde namaz şeytanın yeri değil. Şu halde namaz nefsin yeri değil. Bin bir havayı içine alan nefsin arzularının mahalli değil. Gafil ile olsa hiçbir fayda sağlamaz. Namaza gelince, namazda zikir var, namazda kıraat var, namazda ayakta durduğumuz dediğimiz kıyam var, namazda rükû var, namazda secdeler var, namazda kuyut var. Zikir ise Allah-u Teala ile muhaveredir, mükalemedir, Allah-u Teala ile konuşmadır. Namazdan gaye bu ikisidir. Muhavere, münacat. Muhavere, ben kulum, sen haliksin. Münacat, ben asiyim, günahkarım, muhtacım, acım, çoluk çocuğum var. Dünyanın bin bir belası var. Şeytan bana düşman, nefis.
Ya Rabbim sen beni muhafaza et. Namaza çık. Allah-u Teala buyurur. Buyur kulum, hoş geldin, safa geldin. Adam han götürmüş, hamam götürmüş, hanım götürmüş, sepet götürmüş, izine gidecek bavul götürmüş, hastaneye yatacak pijama hazırlıyor. Allah-u Teala güler. Bütün mükevvenatın halikı benim. Hastanenin şafi ismiyle şifa veren benim. Seni kudretimle gezdirip dolaştırıp dünyayı seyrettiren benim. Evlilik hükümlerini hükmedip rızıklarınızı, çocuklarınızı veren benim. Bu getirdiğim bavullar, zembiller, bu işler nedir? Bütün hükümeliyatın halikı o. Bıyığının saniyede büyümesi ondan. Gözünün her saniye görmesi ondan. Dilinin namazda tesbihatı ondan. Yatakta uyuyabilmen ondan. Onun için namaz, şu saydığımız, şimdi gelecek ona, hukuka riayet olmuyorsa o zaman yukarıda saydığımız, dönüp durmayayım, nakısiyet, noksanlıklar bizi bulur. Namazdan gaye muhavere münacaat. Halbuki diğer ibadetlerde oruç tuttuysa, midesi ve şehvetini kesti, nefsine zahmet verdi, oruçtan hissesi var. Bir zahmet çekti oruçta, aç durdu, şehvetine sahip oldu, nefsin hiç hoşuna gitmedi, onda bir hisse alır. Zekat verdiyse nefsi alıyor, ya 5000 mark verdin, 300 mark verdin, bunu şimdi vermeseydin, nefsinin istememesine rağmen zekatı verdiği için bundan bir hisse var. Sonra hacca gittiyse yolculuklar, sıcaklar, kalabalıklar, insanların böyle sel gibi Allah'ın azametine koşması, havanın değişik iklimi, değişik diller, değişik milletler, türlü türlü nefsin zahmeti var. Haçtan da bir hissesi var. Çünkü nefis haççı sevmiyor. Ama namaz öyle değil. Onlardan bir kâr, bir lütuf, ahiret için bir ikram kazanmasına rağmen namazın şartları öyle değil. Şu halde namaz azim bir imtihandır. Günde beşe bölünmesi, hayatın bir gündeki beş vaktinin içinde sabah namazı kıldı. Ya Rabbim ben bugün dünyaya giriyorum. Çoluk çocuğum mektebe gidecek, sanata gidecek, ailem evde şunu yapacak. Ya Rabbim sabah namazında bütün aile bugün bizi şeytana kaptırma. Bugün bizi nefse esir etme. Bugün görünür görünmez kaza belalardan hıfz-ı maye eyle gibi sabah namazı o günkü hayatın garantisidir. Sabah namazına kalk bir Allah'ına bir aman de. O gün seni kamyon çiğneyebilir. O gün sana bir kaza kurşunu isabet edebilir. O gün çok şiddetli bir bulaşıcı hastalık geçebilir. O gün çocuğunu birisi öldürebilir. Hanımının namusuna göz diken birisi çıkabilir. Sabah namazını kıl. Ya Rabbim çoluk çocuğum sana emanetti. Akşam namazını kıl. Bunu haftaya anlatacağız. Gece var önünde. Cinler var, insanlar var, şeytanlar var, hırsızlar var, dostlar var, düşmanlar var. Gece sigortası yap. Sabahın emanı gecenin karanlığındaki dostun Allah'tır. Allah'a bir gece sığın. Bunun için namazdaki kıraat, namaz zikretmek, beni hatırlamak, zikretmek için kıl. Bundan maksat Allah'a hamd etmektir, Allah'ı övmektir.
mükayenatta Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri saymak mümkün değildir. Ana karnına düştük, kör, sakat, topal doğabiliriz, gözlerimiz kör doğabiliriz, nice doğan çocukları sakat doğuyor. Ana rahminden çıkarız, hakeza çeşitli bela musibetler bizim üstümüze gelebilir. Yiyeceğimiz rızık, sıhhatimiz, insanlarla münasebetimiz, dünyanın 71 ahali bütün Allah'ın nimetleridir. Şu halde Allah'a hiçbir an teşekkür şimdiki lisanla şükür icap etmez mi? Hacetlerin için bir yalvarma dua icap etmez mi? Şüphesiz muhatap Allah'tır. Kalp gaflet içindedir. Şeytan kandırma içindedir. Nefis o günkü dünyanın dünkü kalan işinden ileride doğacak işe kadar 70.000 meşguliyet içindedir. Bu gafletten çıkmak lazım gelir. Bu gaflet ile Allah'ı görür gibi ibadet olmaz. Allah-u Teala gafillerin namazını sevmez. İşte kıraatın hükmü bu. Şu mübarek kitapta Ruhul Selat Aynül Hayat Yusuf bin Zeynüddin Hakaiki ilahiye üçtür. Kur'an'ın hakikati, Kabe'nin hakikati, namazın hakikati buyuruyor. Namaz Kur'an'dır. Fatiha Kur'an'dır. Yanında okuduğun sure Kur'an'dır. Rükuda, secdede, kıyamda tesbihat doludur. Namaza duran kimse Kur'an'ın mucizül beyanının hakikatini okurken azameti ilahiye huzurunda Kur'an'ı düşünmesi lazım gelir. Fatiha okuyorsun, elhamdülillah Rabbil alemin, şimdi manasına sıra gelecek inşallah. Bütün alemlerin Rabbine hamd ederim. Bu Allah olarak alemlerin hamdinin delili nedir? İkinci sure, Sure-i El-Bakara. Musa aleyhisselam gününde birisi diğerini katletti. Bu katil dolayısıyla iki taraf birbirine girdi. Bir ölüm derken pek çok insan ölmeye başlıyor. Beni İsrail dedi, ya Musa Allah'a niyaz et. Bizim bu katil işi dursun. Ya Rabbi, ya Musa, bir öküzü kes, etinden bir parça al, ölünün cesedine vur, ölü dirilsin, katili haber versin. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Bütün alemlerin haliki Allah. Delilin ne? Ben o Allah'ım ki ölmüş öküzün etini aldırırım, ölüye vurdururum, ölü dirilir. Peygamber aşkına sen söyle, ölmüş öküzün eti ölü diriltir mi? Kur'an okumanın hakikati bu. Bu Allah ölmüş öküz etiyle ölüyü diriltmeye kadirdir. Ve hakikaten et vuruldu, öküzün eti, ölü dirildi, beni öldüren filan oğlu filan dedi. Sonra ikinci sure, üçüncü sure, Sure-i Ali İmran. Adem aleyhisselam babasız, İsa aleyhisselam babasız. 5 milyar insanın herkesin babası var, İsa aleyhisselam babası yok. Adem aleyhisselamın yok. Salih aleyhisselamın devesinin de babası yok. Kayadan çıktı, baba ana yok. Babasızlardan birisi de Salih aleyhisselamın devesi. Bu Allah kayadan deve çıkarmaya kadirdir.
çıkan deveyi doğurtmaya kadirdir. Ve çıkan deve doğurdu. Bir şehire yetecek su verebilir. Bir kuyunun suyunu bir kere de içiyordu. Bütün millet sütünü sayıyordu. Salih Aleyhisselam'ın kavmi her ara süt içiyordu. Süt fabrikası mısın be mübarek deve? Bu Allah kadirdir. Şu halde Kur'an'ın mucizül beyanda Allah adamları ve diğerleri vardır. Rabbim bildiriyor. Karun gibi zengin olsan yere batırmaya muktedirdir. 40 deve yükü anahtarı varken Musa Aleyhisselam'ın gününde Münevver ismiliğiyle anılırken Tevrat-ı Şerife en iyi bilirken Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a düşmanlık etti, yerin dibine battı. Ne hazin bir şey. Allah dostları, diğerleri. Kur'an-ı Kerim'de diğerleri de var. Firavun, Nemrut. Allah Resulü'nün düşmanı Ebu Cehil. Buna mümasil nece Allah düşmanları var. Karun 3000 kişiyle çıktı. Musa Aleyhisselam'ın bayram gününü seçti. Develeri, atları, altın, gümüş eğerli, cariyeler, köleler iki tarafta süslü. O gün Musa Kelimullah'ın mübarek günü bayram. Zekat vermemek için o kadar zengin 40 deve yükü anahtar. Demek bizim şu Dortmund kadar, Esen kadar, belki ondan 10 şehir daha büyük malı var. Allah-u Teala zekata emretti. Ben İsrail'e dedi, ya bu Musa mal topluyor haşa. Vermeyin zekat ona. Çıktı, bir de kadın kandırdı. Dedi, sen çık, benim işaretimde o Musa ki benimle haşa zina etti de. Musa Cenab-ı Kelimullah zina naklediyordu. Kim zina etti rejim edilir. Tevrat'ın hükmü, Kur'an'ın hükmü. Kadın kalktı. Ya Musa sen benimle zina ettin. Sen de rejim olacak mısın? Musa Kelimullah hayretler içinde kaldı. Öyle bir celalette, öyle bir azim münacatta Allah'a sığındı ki kadın onun nurani bakışıyla doğruyu söyledi. Dedi, ya Musa tövbe, beni şu Karun namussuzu kandırdı, bir torba altın verdi. Vallahi ben yalan söyledim, iftira ettim. Cenab-ı Musa küllah şey, Musa aleyhisselam, Musa kelimullah secdeye kapandı, şükür etti. Allah-u Teala Karun'a emrine verdi. Dedi, ya Musa ne yaparsan yap. Yut, yut, toprak yuttu gitti. Şu halde şu Kur'an-ı Kerim'i namazda okumak, şimdi diyor, namazda Kur'an-ı Mucizül Beyan okunmalı, zikirdir. E niye okunmalı? Sen unutma, Kur'an Allah dostları ve diğerlerinin hakikatını gösteren ilahi kelamdır. Haramları, nehileri, farzları, ibadetleri, Allah'a azametine layık ubudiyeti gösteren kitab-ı kerimdir. Hz. Eyüp Aleyhisselam hasta, kavmi attı. Sen peygamber olsaydın bu kadar hasta olmazdın. Cenab-ı Rahim annem onu sırtına alıp kavminin dışarıya, araziye çıkardığı bir taşı altına yastık ederek mübarek peygambere baktı. Sonra Allah murad etti, şifa verdi. Altın çekirgeler yağdı. Şam-ı Şerif 500 çift öküzle tarla sürerken, binlerce koyun sahibiyken imtihanı ilahi kazandı. Halık-ı Zülcelal'in huzuruna döndü, izzet sahibi oldu.
Kur'an okuyoruz. Namazın içinde ben okuyorum. Sen de okuyorsun, hocam da okuyor. Bunları düşüneceğiz. Bu kitap Allah kelamıdır. Kudret-i İlahiyenin kelamıdır. Mahluk değildir. İzzet sahiplerinin azametini artırır, isyan sahiplerini zelil perişan eder. Benim orada atı, avratı, öküzü, ineği, izini düşünecek bir vaktim yok ki. Huzur Allah'ın huzuru, kelam Allah'ın kitabı, divan Kâbetullah azameti ilahiye. Oraya çoluğu, çocuğu, hastayı, kızı, kısrağı, nişanı, evliliği götürmekten haya etmez misin? Sen Kur'an'daki kıssaları götür. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe faale rabbike bi ashabil fil. Ebreha'yı düşün. 60 bin kişinin orduyla 10-12 tane deveyle geldi Kabe'yi yıkmaya. En azim deve Mahmud, Beytullah'ı görünce vallahi ben Allah'ın beytini yıkamam dedi. Yani böyle demedi de yıkmamaya başladı, gitmemeye başladı. Kılıç vuruldu, kalkan vuruldu, ne ezra edildi, Mahmud yürümedi. Ben yıkarım, yıkarsın. Allah kuşlarla 60 bin kişilik Ebrehe'nin ordusunu helak etti. Her kuşun iki ayağında iki ilahi bomba, gagasında bir, başına vurursa yere kadar delip geçiyor. Koluna düşerse o anda bıçakla keser gibi değil, yaprağın ağaçtan koptuğu gibi kopuyor. Sen elem tere keyfe okuyorsun, ne Ebrehe aklında, ne Ebabil aklında, ne Mahmud aklında. Senin aklında sizin hanımın ameliyatı, çocuğun nişanı, babasının emekli maaşı. İyi oldun bu ya, senin namaz haber gazetesi oldu. Şehir haber... Ya ne kadar edepsiziz ya. Mikrof mudur nedir, bunu kodular akmıyor. Ben ne bileyim nasıl akacak burada ya. Kapı var, kilidi var, ben bunu açmayla mı uğraşacağım? Nasıl açılacak bu? Ya çevirip koysana şunu. Hıp. Aha bizim namazda böyle. Şunu açamadım, ters çevirecekmişim ben, ne bileyim. Aa, namazda bunu açmadığım için Allah bırakmadı hep. Böyle açtım, şarşar akıyor. Allah da namazda Kur'an'ı açmazsan, divanı açmazsan, sana Allah'ın rahmeti nereden aksın? Kur'an yok, azamet yok, tesbihat yok, muhtaçlık yok. Ne kadar gafiliz. Kur'an-ı Kerim onun için okutuyor Allah-u Teala. Kur'an'ın içinde envai türlü hikmetler var, emirler var, nehiler var, peygamber hadiseleri var, Allah dostları var, Allah düşmanları var. O Allah küllü kadirdir. Sen derdini söylemene lüzum yok. Kıyamete kadar kimin ne ahvale gireceğini hepsini Allah biliyor. Sen daha bekarsın, kaç çocuğun olduğunu Allah biliyor. Ne hastalık çekeceğini biliyor. Sen bir hamd et gir, senin haçetlerini Allah en güzel biçimde yerine getirir. Kur'an okunuyor. Bütün Kur'an kıssalarını anlatmak icap etmez. Şu halde namaz imtihandır. Meşakkati dünyanın dertlerini götürme yeri değil, günahları hatırlamanın yeridir. Şimdi geliyor sıra. İman ile küfrü ayıran kapıdır. İbadetler üzerine takdim edilen kemalattır. Yoksa çok kimseler var, kıldığı namazın altıda biri
Hatta onda biri de kendisine yazılmaz. Ancak bilerek huzuruyla kıldığı kısım kendine yazılır. Bir daha okuyorum Allah Resulü'nün hadisini. Çok kimseler var ki kıldığı namazın altıda biri, onda biri yazılmaz. Onda biri kalır değil, onda biri de yazılmaz. Ancak huzur-u ilahiye ile kıldığı namaz yazılır. Şu anda namazda hiçbir şey yazılmadan çıkanımız pek çok var. Oraya iyi güzel oturduğunuz arka taraf kürsüyü görmüyor. Yeriniz çok güzel, heybetli bir yer ama hukuku kullara aykırı arka taraflar kürsüyü görmüyor. Onun için Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri kul için ancak bilerek huzur ile kıldığı namazın sevabı olacağından ulema iktifa etmiş. Sen Allah bilerek kıldığın namazı hesap edecek melekler kaçtan kaç, yüzden bir, binden bir, onun sevabı var. Ondan öteye sevap yok. Ne kadar zor ya. Ya ne kadar zor. Hak olan bu hususta şeriat-ı Muhammediye müracaat edilirse huzurun şart olmasındaki haber ayetle sabittir. Şu kadar var ki zahiri teklifte, fetvada insanların acziyet ve ahvaline göre bazen insanlara kolaylık gösterir. Tamamıyla sertleştirmek, asrın zor olduğu bir durumda insanları müşkül durumu getirmesine sebep olur. Şu halde namaz huzuru kalb ile kılınandır. Huzuru kalb ile kılınan namazın olduğunun delilleri çoktur. Önce namaza ezan icabet ister. Ezanla davet edilir. Ezan hakkında Şifail Kulüp'te ve İhya'da bu mesele vardır. Ayet ve hadislerin nuraniyeti altında Allah-u Teala'nın Zülcelal'ın rızası için hangi müezzin ezan okur, hangi kimse ezan okursa o şahsın sesi yetiştiği yere kadar her şey istifade eder. Kim ezan okursa okusun, müezzin, sen, ben, hepimiz okuruz inşallah. Kim okursa sesinin yetiştiği yere kadar her şey ona istifade eder. Kuru yaş, bütün mahlukat ona cevap verir. Onun için Allah'ın her kulunun ezana cevap vermesi lazımdır. Bazılarının görüşüne göre ezana mutlaka cevap vermek lazımdır. Bütün yaş, toprak, ağaç ezana cevap verir. Ağaçlar cevap verir. Allah'ın kulları cevap vermelidir ezana. Müezzinin dediği gibi demek lazımdır. Siz ezanı sana hastalığına müptelaya okuyun, cinlere müptelaya okuyun, hiddetli kişilere, gazaplı kişilere okuyun, ahlakı kötü adamların kulağına okuyun, hayvanların aksisine, ters hayvana okuyun, misafirin arkasından okuyun, Allah onlara ruhsat, kolaylık, rahmet ihsan eder. Aksi bir hayvanın var, oku uslanır. Sert bir komşun var, ezana okuyuver, yumuşar. Sert bir baba var, çocuğu, karısı okusun, baba yumuşar. Ezan Allah'ın ilanıdır. Azametin, şeriatın delilidir. Kim ezana cevabı üzünsüz olarak terk ederse
Daha sonra aradan uzun zaman geçmeden kaza etmesi lazım gelir. Eğer öyle etmezse, cevap vermezse kim ezana imansız gideceğinden korkulur. İmamı Celaleddin Suyuti Hazretleri haber vermiş. Ezana cevap vermeyenin imansız gitmesinden korkulur. Ezana nasıl cevap verilir? Müezzin Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, sen de tekrar edersin aynı mübarek sözleri. Eşhedü en la ilahe illallah, müezzin dedi, sen de aynısını mübarek söz söylersin kendin duyacağı kadar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dersin. İkinci defa eşhedü enne Muhammeden Resulullah, gözümün nuru, ruhu şerefinde, gözümün ruhu, nuru şerefinde müşerref olsun ya Resulallah. Gözüne sürer. Bunu yapan kalmadı. Sünnetlerin kayıp olduğu zamanda bir sünneti ihya etmek şehitlerinin kanıyla sevabı ölçülür. Bunu süren kalmadı. Utanıyorlar. Allah'ın Resulü'nün nuruna gözüne sürmekten utanıyor. Siz utanmayın, sürün. Eşhedü en la ilahe illallah, tekrarladım. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyke ya Resulullah. Birincide salavat-ı şerife getirilir. İkincide gözümün nuru, nuru şerifinle, yüzünün nuruyla müşerref olsun ya Resulallah. Eder öper gözünden sürer. Hayyâleselâh, la havle ve la kuvveti illa billah denilir. Hayyâleselâh, la havle ve la kuvveti illa billah denilir. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber aynen tekrar edilir. La ilahe illallah aynen tekrar edilir, el açılır. Allah'ıma Rabbâs davet ve selâtil gâime bu dua okunursa Allah'ın Resulü'nün şefaati ona vacip olur. Şimdi ezana geliyorum yine. Ezan sesi duyduğun zaman kıyamet gündeki davetin dehşetini düşün. Ezan seni camiye davet ediyor. Kıyamet gününde Allah kullarına hitap edip bütün beşeri toplayacak. Ezana icabet etmemeyebilirsin, namaza gitmezsin. Ama mahşerde Allah'ın davetinden kimse kaçamayacak. Sen onu düşün. Ezanı suretle, zahiri ve batını kuvvetlerle icabet et. Hayya aleselah. La havle ve la kuvveti illa billahi lillazim. Sen bana kuvvet, kudret verirsen ben namaz kılmak muktedir olurum. Sen umduğundan nail, korktuğundan emin olabilecek kuvveti ancak sen verirsin. Huşu hudu da şimdi geliyor. Tefsiri açınca göreceksiniz. Felah, umduğuna nail olup korktuğundan emin olmaktır. Felah, imansız korkmaktan korkarım, ölmekten korkarım. O zaman felaha gir, namazda huşuya gir. Kabir azabından korkarım, umduğuna nail ol, felah. Namazını huşu huduyla kıl, kabir azabından kurtul. Cehennem ateşinden korkarım. Fela, namazını kamil kıl. Allah seni cehennemde yakmaz. Çünkü ezanı suratle icabet edenler o günde lütuf ve mülayemetle davet edilirler. Onlar dünyadayken ezana hürmet ederdi. Ahiret gününde toplanırken melekler size tatlılıkla Mehmet Efendi
İsmail Efendi, bak Rabbim davet ediyor, hadi bakalım haşirdeki meydanlara toplan. Sen ezana icabet etmediysen kafadan bir topal vururlar. Duymuyor musun davete icabet et? Demek ezanın iki şıkkını okudum size. Şeriattaki hükmünü, hakikattaki yerini. Vallahi kitap diyor, sen öyle ezana icabet et ki elinde çekici kaldırdın çakacaksın. Ezan başladı artık çekici öyle tut. Yere de koyma. Çiviye de vurma. Allah Ekber, Allah Ekber. Çekiş böyle dursun. Sarıyı sarıyordun, dursun. Nerede kaldıysa ta orada dursun. Ayaktaydın, oturma. Oturuyordun, kalkma. Allah davet ediyor. Allah Ekber, Allah Ekber. Haberleri açıyorsun televizyonda, kulaklarını arının kanatları gibi vızıldatıyorsun. Ne dedi, ne oldu, ne geldi, ona icabet ediyor. Beğenmezsen bir kanal daha çeviriyorsun, icabet ediyorsun. Allah davet ediyor, bana ne diyorsun? Mahşerde sıkıntısını göreceğim. Hiçbir haber ezanı Muhammediye kadar doğru değildir. Kur'an'ın hakikatıdır. Allah Ekber, Allah Ekber. O Allah hiçbir şeyin büyüklüğüyle mukayese edilmez. Eşhedü en la ilahe illallah, elbet şeksiz şüphesiz Allah'a iman ederim. Ya bundan daha büyük bir şey yoktur ki, Kur'an'ın özü ezanı Muhammediye'dir. Yediğini yersin, içtiğini içsin, televizyona bakarsın, lan televizyon canın çıksın, şimdi ezan vaktidir. Çekiç eldeyse bırakma. Kaşık eldeyse, yoldaysa ezan ağzına götürme, o lokma haram olur. Haram gibi olur. Sen Allah'a tazim et, Allah da senin rahmetiyle sana muamele etsin. Sen Allah'a sırtını çevir, Allah da sana gül suyu döksün, öyle olur mu? Ne ektin onu biçersin, ne döktün onu içersin. Sen Allah'a ne tazim ettin? Aynı tazimi sana iade ederler. İhyada ne dedi İhyada? Ruz-u cezada senin en büyük hasmın namazındır. Ya benim şuurum duruyor. Namaz benim en büyük düşmanım. Ya Rabbim bana tazim etmediği gibi bunu azap et diyor. Tövbe estağfurullah. Ezana etme, ezan da beddua edecek sana. Ya Rabbim be, azameti ilahi ilan ediyorum, adamın kılı kıpırdamıyor, sen de onun belasını ver dersen ne diyeceksin ya? Dervişlik bu! Karınca incitmeyen derviş, karıncayı korkarak ezmez de Allah'ın hükümlerini hiç bilmez. Karınca ezmeyen sofi, vallahi yalan. Anasını ezer, karısını ezer, hak hukuk ezer, karıncaya gelince sofiliği tutar. Ona mürahi sofi derler. Karıncadan korkar da ana baba hakkından korkmaz. Karıdan kızdan korkmaz. Ezandan namazdan korkmaz. Ama karıncayı görünce tövbe ben çiğnemem der. Buna mübalağalı derviş. Ah, ah karınca ezme sofileri, ah! Ne ezanları dinlemezsiniz, ne namazların hakkını vermeyiz de karıncadan korkarız. Sen öyle olma sofi, karıncayı ez, kul hakkı ezme. Kim Allah'ın ezanına mülayemet eder, tatlılıkla dinlerse, ruz-u cezada davet-i ilahiyede ona icabet ederler. Yumuşaklık gösterirler. Kendi kendini düşün. Allah aşkına ezanı dinlerken
senin için en tatlı hanımın sesinden tatlı gelmezse, ezanı dinlerken senin çocuğunun sesinden, baba deyişinden tatlı gelmezse, sen yalancı sofisin. Sana seslenen en tatlısı ezan gelecek. Yardan da tatlı, baldan da tatlı gelecek ezan. Allah'ı Resulü ilan ediyor. Ezan okuyan çocuk, baba ne var oğlum? Demek ki çocuk ezandan tatlı. Vay mürahi sofi vay, vay hakikatten gafil sofi vay. Vay vay, ben duymadım bunu, kitaplar yazıptır, hiç okumadın ki, sen okuyacak vaktin yok ki, meşguliyetin çok, işin fazla. Yaran derin, gözlerin fersiz, ahbabın zalim, kalbin gafil. Ezan sesi sana rağbet ve sevinç veriyorsa, bütün seslerden tatlı geliyorsa, bil ki sen Allah'ın namazına aşıksın. Sen ezana kulak vermiyorsan, ezana gözü kör, namaza kulağı da sağır olur. Senin Allah'ı sevip sevmediğin ezan ölçüdür. Ya ezan okuluyor, Allah'a bin şükür, Rabbimin huzuruna gidiyoruz. Tövbe estağfurullah, günahlarım çok, estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sevinç verirse bu adam derviştir. Ezan sesi bütün seslerden tatlı geliyorsa, seviniyorsa, o ruz ceza gününde kulaklarında Allah'ın necat ve kurtuluş sesini duyar. Sana müjdeler olsun, abd, imanın nuruyla geldin. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı elinde geldin. Livail Ham sancağının altında gölgenin olmadığı gün yürü. Kim ezanı sevinirse ahirette onu sevindirirler. Kim ezana kulak vermezse ahirette onların gözüne mil, kulaklarını kurşun akıtırlar. Kur'an'dan sonra ezandır, başka hakikat yok. İslam'ın alameti nedir? Şeari'l İslam nedir? Kur'an, hadis, ezan, cami, minare, tesbih, bunlardır alamet. Bir adamın elinde tesbih varsa İslam alameti vardır. Bir adamın cebinde sarığı taşıyorsa İslam'ın alameti vardır. Alametlerin çıkar. Arabada gidiyorsun. Melek geldi, polis gibi, polisay gibi, trafik polisi gibi alametlerin çıkar. Elhamdülillah, dilimde eşhedü getiririm. Arabadan çıkar, sarığımı cübbemi gösteririm. Daha çıkar, namaz seccadesini gösteririm. Daha çıkar, abdest suyunu, terliği gösteririm. Vallahi ben Muhammed Hanım derim meleğe. İşte tesbihim, daha çıkar. İşte kıbleyi gösteren pusulamda. Ben bu arabaya bindim bileli bir kere namaz geçirmedim deyince, melekleri Allah senin yüzünü ak etsin, gönlünü pak etsin. Arabada alametini gösterdi. Sizin arabaları gezeyim, ne alametler var, ben söylemeye utanıyorum. Sizin arabadaki alametler şeytanın şerrinden başka bir şey değil. Alametin yok. Minare Müslüman şehrinin alametidir. Kilise Hristiyanın alametidir. Ezana muhabbet Allah kulunun Allah'a sevgisinin alametidir. Alamet yok. Pasaport çıkar yok. Nüfus cüzdanı yok. Seni polis geçirmez. Eğer bir arabada teyemmüm taşı yoksa o da noksanlıktır. Su bulamazsın. Şöyle şu kadar bir mermer koysana arabanın içine, bir teyemmüm et. Alamettir. Bir terliğin olsun, bir abdest suyun olsun, bir pusulan olsun.
Hemen çıkar pusulayı, seccadeyi sar, Allah'ın mümin kulu olduğunun alameti olsun. Vallahi sizin arabaların çoğunda alamet yok. Çocuğunuzun oturma kemeri var. Adem için yeter bu kadar. Ben konum namaz. Bana ne sizin arabada. Eğer kim ezana hürmet ederse Allah mahşerde onun yüzünü hak eder. Ezan, ya Bilal, erihna ya Bilal. Ezan ve namaz ile bizi rahatlandır ya Bilal. Çünkü ezan göz aydınlığıdır. Namaz gönlün aydınlığıdır. Ezana sevinen namaza hürmetle kalkar. Ezandan habersiz olan namaza değnekle kalkar zoruna. Efendi namaz geçiyor, ezan okunalı 2 saat oldu. Şu haberler de bitiversin. La Allah'ın haberi Kur'an'da çok. Dur da ne haberler var Kur'an-ı Kerim'de baksana. Demek derecemiz çıkıyor. Neredeyiz, ne haldeyiz çıkıyor. Taharet alacağın vakit namazdan bir önce ezan ve taharettir. Ayak yolu dış perde, elbiseler iç perdedir. Sözün meclisten dışarıya ayak yoluna necaset boşaltmaya gidersin. Elbiselerin iç perdedir. Senin necasetini gizler. Tuvalete döktün kayboldu. Elbiseler iç perdedir. En yakın perden vücudun derisidir, kılıfıdır. Bütün bunları örttüğün zaman namaza durursun. Ama asıl kalbini örterek dur. Geçmiş günahlarına tövbe nedametle taharete dur. Abdestte Allah'ın zikri olduğu, müstakil ibadet olduğunu bilerek konuşma. Abdest alıyor, nereden geldin, izine ne gün gideceksin, ezan okundu mu, hocaya yetişir miyim? Bu adam banyo yapıyor, duş yapıyor, abdest almıyor ki. Her azaya besmele ve salavat-ı şerife, la havle ve la kuvvet illa billahi l'aliyy lazım, Allah'a istaze ister. Kim ilk abdeste başlarken eûzü besmele'ni yıkamazsa namazı yoktur. Şu halde elbisen günahını örttü, ayak yolunda kirlerin kayboldu, ama kalbinin kiriyle Allah'a çıkıyorsun. Namaza çıkmadan istiğfar et. Abdestten sonra 3 kere inna enzenne fî leyletil kadri oku. Subhanallah ve bamdi eşheden la ilahe illallah ve eşhedenne Muhammeden abdi ve resulü ve radutu billahi rabben ve bil islami dinen ve Muhammeden resulü nebiyya. Abdestten sonra ellerini kıbleye çevir, bir yüzüne çal. İslam'ın nimetini bir ilan et. Temizlendiğini, şükrünü göster. Abdest büyük günahları hariç günahları temizler. Elbisenin örtemediği günahlarından Allah'a haya et. Biraz sonra sen gidip o Allah'ın huzurunda elbisenin örtmediği günahlarından çıkacaksın. Taharet olmadı. Taharet 4'tür. Elbise tahareti, necaset tahareti ile ayır. Asıl taharet, şehvet ve gazap ve kalbin günah taharetidir. Kalbin la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın sırrıyla değil de günah ve gafletin kiriyle tutuyorsan taharet almış olmaz. Abdestte konuşma Allah aşkına. Sağa sola bakma.
Usul nimettir, devlettir, seni Allah'ın huzuruna çıkarmaya sebep oluyor. Suyun kıymetini bil. Bol harcama. Setre avret. Namazda setre avret farz. Göbekten diz kapağına kadar erkekler, kadınlar da onların çok saçları görülmeyecek, kulağının küpesi görülmeyecek, boynunun altını görülmeyecek, baldır bacağı görülmeyecek, üstündeki örtü içindeki hatları göstermeyecek. Kadının kendine has bir namaz örtüsü olacak, kendine has bir mescit, yani evinde güzel bir yeri olacak. Eğer bir kadının vücudunun azasından dörtte biri bir rükün miktarı açılırsa namazı fasıl olur. Bir rükün, kıyam, ayakta durmak bir rükün. Eğildim, rükû, bir rükün. Semiallahu lümen hamide, secdeye gittim, bir rükün. Bir kadının kulağındaki küpe belli olursa bir rükün miktarı namazı bozulur. Çünkü kitap buyuruyor, bir insanın en küçük azası kulaktır. Bir kadının kulağının dörtte biri namazda belli olursa, bir erkek haramda görürse namazı bozulur. Hayda! Öyle ört örtüyor, saçının telini say. Öyle incecik süs örtüsü. Örttü bizim hanımefendi, saçları kaç tane bir bir say. Gerdanındaki takıları say. Kulağındaki küpelerin markasını say. Namaz gitti. Şu halde tesettür, erkeğin vücudu görünmemesi lazımdır. Yani secdeye eğildi, beli çıkıyorsa namaz bozulur. Kısacık örtündüyse, göbeği görülüyorsa erkeğin namazı bozulur. Dizinin kapağına kadar örtmediyse bozulur. Nice kardeşlerimiz var, namazı iyiliyor, beli de çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor, başının örtüsü yok, kolları kısa. Tesettür yok ki. Madem namaz Allah'ın divanına çıkmaktı, önce dıştan süslenmek lazım gelir. Asıl konuları kaybetmemek için elbiseyi filan bir tarafa bırakıyoruz. Yalnız kadınların çok önemli. Setre avrata gelince, ayıp yerlerini insanın gözünden gizledi. İnsanların görebileceği bedeninin dış kısmını örttü. Görülen kusurları kapattı. Rabbinin muttali olduğu gizli kusurları unutma. Onları düşünüp gizlemeye çalış. Gizlemenin yolu tövbe istiğfar et. Günahları doldurup doldurup Allah'ın huzuruna namaza çıkma. Allah-u Teala'nın gözünden bir şey saklı olmaz ki sen huzuruna çıkınca günahların kaybolsun. Korku yap, nedamet yap, pişmanlık yap, utan. Namaza çıkarken uzun şöyle her tarafını örtecek bir kıyafet olsun ama utan. Ya Rabbim ben dışımı gizliyorum ama senin azametine nasıl sokulacağım? Benim senden gizleyecek ne halim var? Küçüğüne, büyüğüne, gizlisine, aşikarına, alaniyetine, her şeyime sen haberdarsın. Namaza giderken korka korka git. İstikbali kıble. Burası çok zor Allah bilir. Hakaiki ilahiye üçtür. Kıblenin hakikati. Kıbleye dönüp dururken Osman Hoca, havuz başındaki Osman Hoca, Kabe azameti ilahiyenin temsilidir. Bütün dünya bir cami, ortada Kabe, ta Japonya'dan Amerika'ya kadar her dakikada bir kısım insan namaza durur, bir kısım insan selam verir. Dünya hiç namazsız kalmaz. Afrika kuzeye doğru, Fransa, Almanya gibi Müslümanların olduğu yer güneye doğru,
çepeçevre Beytullah'ın etrafında dünya bir mescit, vahidi ilahi kahhar olan Allah'ı gösterir. Sen Kabe'yi tavaf ederken ihramla ettiğin gibi, namaza durduğunda manen ihram giy. Nasıl hacı ihram giyince cebi yok, parası yok, tapusu yok, yanında paracıkları yok. Sen namazı durunca ihramlı olduğunu unutma, azamet-i ilahiyenin huzuruna duruyorsun. Bütün mükevvenat cami olmuş. Benim duaya başladığımda yanımdaki de selam verip duaya başlar. Yanımda dediğim, şimdi biz Almanya'dayız, İngiltere'ye doğru. Onu geçersin Amerika'ya doğru. İran selam verir, Türkiye başlar, Erzincan'a, Konya'sı, Hanya'sı. Şu halde dünya bir mescittir. Milyonlarca kimsenin duası birbirlerimizin üstüne müstecap olur. Konyalılar selam verir, bu diyelim İzmit başlar. İzmit selam verir, İstanbul başlar. İstanbul verir, Tekirdağ başlar. Şu halde dünya bir dua kazanıdır. Bütün dünya senin İslam olarak imanla dua ederken, sen de elini açınca kıbleye doğru, bütün ümmeti Muhammed'in üstüne şemsiye gibi duanı, Allah'ın azametini yay. Ortak olarak İslam'ın davasına dua et. Günahların bağışlanmasına yalvar. Ümmet-i Muhammed'in necatına, fırsatına, gavurların elinde zelil olmamasına niyaz et. Kabe diye durdun, hiç aklında Kabe mahbe yok. Kabe la teşve ve la temsil bizim havuz gibidir. Nasıl şimdi çepeçevre etrafındayız, bütün dünya Beytullah'ın etrafındadır. Afrikalı döner, Endonezya, Malezya döner, İran döner, Pakistan döner, bütün dünya. Birinin duası biter, Fatiha, öbürü elini açar, elhamdülillah Rabbil Alemin. Birisi abdesti bitirir, öbürü abdeste başlar. Dünya vahdaniyeti ilahiye, azameti ilahiyenin bir Kâbetullah'ıdır. Dünyada bu cevelen durursa kıyamet kopar. Nizam-ı ilahiye, Kâbe'nin etrafında vahdaniyeti ilahiyenin zikriyle daim durur. Nasıl güneşin ziyasıyla dünya menfaat görüyor, Beytullah'ın ziyasıyla bütün İslam alemi parlar. Sen de kendine bir lamba bul, Kâbe'ye az. Senin lamban olsun. İmanının şulesi olsun. İslamiyenin delili olsun. Vallahi ben gördüm rüyamda. Beytullah öyle büyük. Şimdiki hücreler onun yanında bir avuç. Milyonlarca hücre var. Ben gördüm, kamil sufilerin de hücresi orada var. Vallahi benim de hücrem vardı Beytullah'ta. Sen kendini orada yer tut, mekan tut. Sen Beytullah'ın nizam-ı alem için, din-i mübin-i kerim için senin hücren orada. Evin damın bahanedir. Atın avratın gelip geçici bir emanet maldır. Sen hücreyi Kabe'de yap. Vallahi ben gördüm, binlerce sufinin hücresi var. Benim de var hamdolsun, gördüm de. İnşallah Allah zayi etmez. Durdum kıbleye. Hiç Beytullah'la alakası yok. Bütün dünyanın durduğu gözünün önünde değil. Bütün dünyanın namazda ona ortak olduğu hiç hayalinde değil. Bütün dünyanın onun duasına amin dediğinden haberi yok. Ya o namaz ne kadar güzel. Endonezya'da 180 milyon Müslüman var. Ben Endonezya'da gibi namaz kılarım. Endonezya benim yanımda gibi kılar.
Hepimiz Beytullah'ın içinde bir cemaatiz. Sen namaza girmezsin. Beytullah sana şahitlik etmez. Allah azametiyle tecelli etmez. Kabe güzel dur. Bütün dünyayı getir. Doğuda Amerika'nın Müslümanı duruyor. Açık ileride İngiliz'in Müslümanı duruyor. Afrika'da binlerce devletin, milletin İslam'ı duruyor. Hep birden Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Fatiha. Trilyonken trilyon Fatiha okunuyor. Sen bu kutsi daireye gir. Eline bir kaşık al, nimet-i ilahiyenin sofrasına dal. Abdest ile temizlen, koş. Gusül ile kalbini, bedenini yu. La ilahe illallah ile mihrabını seç. Elhamdülillah ile nimetlerine şükret. Allahu Ekber ile de taaccüpte kala kal. Mükevvedat onunmalı. O biliyor sizin namaz bizim şu caminin dışına çıkmıyor. Biz böyle namaz bilmiyorduk. Ya ben kitapları babamın evinden getirmedim, aha kitaplar. Senin dinlediğin nece boş lafların yerine acıl okusana. Senin her tarafın ot çöp, saman dolu. Boş iş, boş haber, toz, toprak. İbo diyor, tiftik, Ankara'nın tiftik keçisi. Öyle sayıklıyor. Bırak bırak o tiftik keçileri bitti, hiçbir yerde kalmadı şimdi. Senin mihrabın Kâbetullah, vahdaniyeti temsil ediyor. Onun huzuruna durunca Allah'ın azametiyle senin temaşa edildiğini bil. Kiramen katiplerin şahitlik ediyor, Allah huzurundasın. Milyonlarca melaike senin etrafını sarmış. En aşağı 1 milyara yakın Müslüman seninle birlikte namazda 50 kilometre ötere Esselamu Aleyküm dedi, ben Allah-u Ekber dedim. Ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şu güneydeki Hollanda, Belçika Allah-u Ekber dedi, bir mescid-i saadetteyiz. Ellerimiz birbirine bağlı, bir daire-i kutsiye içindeyiz. Bu vahdaniyet, bu bağlılığı sürdürseydik başımıza bu zelillik gelmezdi. Ne kalben Allah'a bağlıyız, ne maddeten, ne elle, ne bedenle, ne vücutla. Senin mihrabın seccadenin ucu, benim mihrabım arşa kadar diyecek herkes. Namaz nerede, biz nerede? Ya Rabbim her yerimi örttüm ama kalbimi ne yapayım, masiyetimi ne yapayım, yediğim midemdeki haram lokmayı oburca tıka basa yediğimi gören sensin. Ya Rabbim, ya Rabbim, ayaklar geri geri utana utana mihraba giden kaç kişi? Allah'tan korkmak lazım. İstikbali kıble, hem anlattım kitapta diyor. Bu da yönünü diğer yönlerden ayırıp azamet-i ilahiye çevirmek içindir. Eğer yalnız bu kadarına kifayet ederek cesedini döndüğünden Kabe'ye uyduğunu zannediyorsan aldandın. Senden asıl istenen masiva günahları çevirip İhlas, tahsiniyet, zikrullah ve muhabbet ile Allah'a dönmek içindir Kabe. Sen bedenini döndürdün, Kabe'ye dönmedin. Sen kalbini gafletten, masivadan çevir, Allah'a döndür. Zahiri teveccühün deruni hislerle birleşmezse, senin zahirdeki Kabe'ye dönüşün kalbindeki nurani letaiflerle birleşmezse, hepsi bir halde muti Allah'a merbut olmazsa muayyen bir cepheye durmuş olursun ki bu istikbali kıble değildir. Sen bir tarafa dönüverdin, bu istikbali kıble bu değildir.
Zira arzalar tabii hareketlerinde, istikleri cihetiyle, teveccühlerinde azgınlık gösterip zulmederlerken, kalbi de kemre emrine alıp arzalar Allah'tan çevirince, senin yüzünün Beytullah'a doğru dönmesiyle Kabe'ye dönmüş olmazsın. Senin azaların, ellerin, kolların, kalbin, nefsin seni aldı, nerelere götürdü? Sen Kabe'ye dönmedin ki, Allah'a yönelmedin ki. İstikbali kıble etmiş olursun. Anlattım biraz. Kıyam. Kıyam. Kıyam çok zor. Kıyam itidal üstünden kalp ve kalbi ile kişinin Allah'ın huzurunda durmasıdır. Kişi ellerini bağlamış, yüzünü Kabe'ye dönmüş, dilini Kur'an'ın mucizül beyanının Allah adamları tarafına yöneltmiş, tesbihatıyla Hakk'ın divanında durduğunu hatırlaması lazım gelir. Başını huzur-u ilahide teveccüh ile secdeye doğru tevazu ile iyer. Kalbinin tevazuu kibirden kırılır. Ya Rabbi vallahi malım, mülküm, çoluğum, çocuğum, şehvetim, şöhretim, her şeyi bıraktım. Azamet-i ilahiye sensin. Onun için camide, kıyamda bir padişahla bir dilenci, bir vezirle bir amele yan yana durur. Camide makam yoktur. Padişah yanında dilenci, vezir yanında amele, kumandan yanında nefer. Çünkü Hak Teala'nın divanında üstünlük takvadadır. Allah'tan korkmadadır, haşyettedir, azamettedir. Şu halde kıyamda durmak, bütün mevcudiyetinden sökülüp, ben abdim, sen de haliksin demeye gelir. Ben mahlukum, sen mabudumsun demeye gelir. Mal, mülk, her şey gitti, yerin yok. Şurası Mehmet'in yeri, şura İsmail Efendi'nin yeri, şurada tüccar Hasan Efendi, yok yok camide öyle yeri yok. Kıyamda da kim kimden üstün belli değil. Ah ya Rabbi. Kıyam haya makamıdır. Utanma yeridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, kavim kabilen arasında iyi tanınmış bir kimseden utandığın gibi Allah'tan utanman lazım gelir. Sen en büyük dedenden, akramanda, köy kentteki ululardan utanırsın, kenarlara kaçarsın namazda. Asıl Allah'tan utan, haya et. Çünkü kıyamda yokluk halidir. Tekbir. Allahu Ekber. Allah hiçbir şeyle mukayese edilemeyen büyüklüktedir. Kalbin dilini yalanlamasın. Onun için kitap diyor Osman Hoca, İmam-ı Gazali, namazda huzurun en küçük alameti tekbiri getirirken kalbi Allah'a çevirmeyenin namazda nasibi yoktu. Namaza dururken kalbini hazırlayıp Allah'ın huzuruna durarak tekbir getirmediyse bu adamın namazda nasibi yoktur. En asgari nasip tekbirdeki uyanıklıktır. Sen Allah-u Ekber dedin, kalbin yalanlamasın. Meşguliyeti dünya ile sen Allah'ın huzurunda en büyük derken yanındaki nefsani eşyalarınla kendini küçültme. Hani çocuk babasının yanında edep tutar, bir taraftan da balon şişer. Ufacık çocuk, 2-3-4 yaşında. Sen balon şişirme tekbir getirirken.
tekbir getirirken Kabe'yi aklına getir. Azamet-i İlahi'yi aklına getir. Kılacağın namazın şeklini, namazın hükmünü aklına getir. Öğle namazının farzına, cumanın farzına, sabahın farzına getir, aklına getir. Bunları getirmek tekbirde lazımdır, niyet vaktinde lazımdır. Sen namaza durduğun zaman Fatiha ve Sübhaneke'yi okursun Hanefi'de. Sübhaneke'yi okumada Allah bir Muhammed ol. Hangimiz mana veriyoruz, düşünüyoruz? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmek ve teala ceddik ve la ilahe gayrik. Ey Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ve senada bulunurum. Senin adın mübarektir. Azamet celalin çok yüksektir. Senden gayri ilah yoktur. Namazı durduğum en büyük Allah'a ilk konuşmak Hanefi mezhebinde Sübhaneke iledir. Sübhaneke'nin manasını bilen içimizde kaç kişi çıkar bilmiyor. Ey Allah'ım, ey Rabbim, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ve sena sana mahsustur. Senin adın mübarektir. Azamet ve celalin çok yüksektir. Senden gayri ilah yoktur. Ve ilahe gayrik, senden başka hiçbir ilah yoktur. Bundan girer. İstiaze ederek elhama geçer. Eğer namazda istihaze etmezse şeytan gelir yerleşir. Namazdaki evzu besmele şeytanın şerrinden sığınmak içindir. Allahu Teala ve Degattas Hazretleri evzu besmelede şeytandan istihazeyi, besmelede İsmi şerefi zata, Allah ismini, zat ismidir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman ismini. Rahman bütün canlıların rızkını verip her hacetini yerine getirendir. Rahim ancak iman sahiplerine ruz-ı cedada imdad edendir. Sübhaneke ile tenzih tesbih ettim Allah'ı. Şeytandan sana sığınırım ya Rabbim. Kafir kapısı olan kalbin sol tarafından şeytanın 10 kapısı vardır. Ya Rabbim, onun kapılarını kapa. 10 kapıyı Ebu Leys Semerkandî Hazretleri açıklamış. Ya namaza girdik, hem zikrine girdik. Sen Allah'sın, Rahman'sın. Bütün beşeriyetin hacetlerini yerine getirirsin, rızıklarını, şifasını, her şeyini, rahimsin. Sen iman ehline mahşerde ruhsu cezada ancak iman ehline rahmedersin. Fatiha-i Şerife, Kur'an'ın mucizül beyanın rahmet kapısıdır. Allah'a azimişanın iki defa nazil ettiği suredir. Bir defa Mekke-i Mükerreme'de, bir defa Medine-i Münevvere'de nüzul ettiğini müfessirler beyan buyuruyor. Allah-u Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem namaz Fatiha'dır buyurulmuş. Şafii mezhebinde Fatiha okumayanın namazı olmaz. Şafii mezhebindenim, Fatiha'yı atladım mı benim namazım batıl olur. Hanbeli mezhebinde farzdır, Şafii mezhebinde farzdır, Şafii'de, Hanefi mezhebinde vaciptir. Sen şu hikmete bak, her mezhep sahibi her bir rekatta Fatiha'yı okur. Ya bu Fatiha nedir ki her rekatta bir kere okunur? 7 ayettir. O zaman namaz kılan Fatiha'yı oturunca etteyyatı bilmesi lazım gelir.
manasını düşüne, 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 düşüne vermesi lazım gelir. Vallahi lazım, ben dün gece rüyamda gördüm. Fatiha'nın tefsiri budur dediler. Bu caminin eni kadar, kağıdın eni, uzunluğu nihayetsiz. Fatiha'nın tefsiri budur. Milyonlarca, milyarlarca kitap yazılır o şeyden. İşte Fatiha'nın tefsiri. Buradan buraya kadar, caminin ucundan ucuna kadar kağıdın eni. Sonu yok, sonu hiç görülmüyor. Nereye kadar gidiyor? Şu halde Fatiha, Allah'ın azametini, mevcudatın, mükevvenatın ululuğunu, yarattığı her bir şeyin yerli yerinde ve azametle, kudret-i ilahiye ile hareket ettiğinin şahididir. Çok kafanda eğme de ben uyuyor zannediyorum. Açık kafanı arada bir kaldır da merhaba diyen birbirimize. Sandalye hoş, mihrap serin. Dün yine gördüm, sabaha kadar her tarafta mağdubi aleyhim ve leddallin yazıl. Ya Rabbim, o yazıyı getiriyorum bu duvardan bu duvara kadar önüne koyuyorum. Mağdubi aleyhim ve leddallin, mağdubi aleyhim ve leddallin, sabaha kadar, sabah akşama kadar. Rüya rüya. Mağdubi aleyhim Yahudiler içindir. Şimdi açık sonuna gelecek. Ve leddallin Hristiyanlar içindir. Mağdubi aleyhim, mağdub azameti ilahiyeden, rahmeten kovulmuş Yahudi'ye mahsustur. Dallin Hristiyan'a mahsustur. Hristiyan tevhid ve İslam'ı bıraktığı için sanki putperest gibidir. İsa aleyhisselam'a Allah'ın azametinden, rububiyetten, rahbaniyetten sıfat verir, oğul uşak gibi filan. Haşa, Allah evlattan münezzehtir. Kul huvallahu ehad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. En büyük bela mağdubi aleyhimdir. Yüzlerce yazılmış böyle şu büyüklükte getirdim sabaha kadar. Mağdubi aleyhim, mağdubi aleyhim ve lem dallin. Demek çok önemli ki gösterdiler. Biz namaz kılarken bunları hiç düşünmezsek, bir iki gündür Allah kuvvet veriyor, Fatiha'ya bir başlıyorum hamdolsun, sonuna kadar manasını düşünerek vererek çıkabiliyorum. Halbuki bir hafta önce hiç haberim yoktu bir şeyden. Ettehiyat ve elhamı herkes namazda manasını bilmeye mükelleftir. Kur'an Fatiha'dır. Besmele ile beraber yedi ayeti celiledir. İki defa nazil olmuştur. Andolsun biz sana tekrarlanan yedi şu büyük Kur'an'ı verdik. Hicr suresi 87. ayet. Andolsun biz sana namazın her rekatında tekrarlanan yedi ayeti kerime şu büyük Kur'an'ı verdik. Ya Muhammed, biz sana yedi ayet Kur'an-ı Azimüşşan'ı verdik. Müfessirlerin çoğu Sebbül Mesani namazın her rekatında okunduğu için Fatiha olduğunu söylemiştir. Fatiha suresinin olmadığını söylemek mümkün değildir. Sebbül Mesani'den maksat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gün evinde Fatiha ile İhlas suresini okuyanı Yüce Allah fakirlikten kurtarır. Fahri kainat müjdeler var ki dikkat dikkat, dikkat dikkat dikkat, Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Fahri kainat buyuruyor, müjdeler var, dinleyin. Her gün evinde Fatiha ile İhlas'ı okuyanı Yüce Allah fakirlikten kurtarır. Bereketini artırır,
Fatiha çeşitli rahatsızlıklara Allah rızası için okunursa şifadır. Fatiha suresi bin açık, bin gizli hikmeti vardır. Gördüm ya, eni bu kadar sayfanın uzunluğunu, işte Fatiha suresi. 3 kilometre gidiyor, Fatiha bitmiyor. Fatiha suresinde Allah adlarından 5 ad vardır. Lillahi Rabbi Errahmani Errahimi Malik. Melik-i Yevmettin demeyin, Melik dünya sultanlarınadır. Melik-i Yevmettin diye kim okursa Fatiha'nın sevabından yoktur, arkada gelecek. Hiçbir zaman Allah Resulü Melik-i Yevmettin okumamış, Malik-i Yevmettin okumuştur. Bazı hafızların Kur'an aşırlarında, bantlarda Melik-i Yevmettin diye okuyanlar var, haşa. Allah Melik değildir, dünya hüküm. Melik Fuat, Suat Melik-i Fuat. Suud Melik-i Fuat, Ürdün Melik'i, ismini bilmiyorum, Allah bilir. Onu da sen bil, ne işime gerek. Şimdiye kadar bilmedim, ne ziyan çektim ki. Onu da sen öğren. Malik-i Yevmettin. Nüfuzunun artmasını, toplumun saygınlığını kazanmasını, Allah'ın ayıplarının örtmesini isteyen Fatiha suresini okusun. Bu sureyi okuyana şeytan yaklaşmaz. Onu hak yoldan alakoymaz. Korktuklarından kurtulur, arzu ettiklerine ulaşır, Allah'ın rahmetini kazanır. Açlık tokluk görmez. Bu sureyi okuyan, açlık tokluk yanlış okudum, estağfurullah. Açlık yokluk, yokluk tokluk görür de yokluk görmez. Estağfurullah. Açlık yokluk görmez. Bu sureyi okuyan Allah'a güvenerek zalimlerin, kötülerin şerrinden kurtulur. Ömrü boyunca iyilik içinde yaşar. Dikkat! Dikkat, müjde! Ebu Leys Semerkant'ı hem fakir hem müfessir. Müjde! 5 vakit namazı kılan, her namazdan sonra 20 defa Fatiha suresini muntazam her gün okuyan, bu surenin birçok hikmetlerine kavuşur, her türlü iflastan kurtulur, maddi manevi zengin olur, kalbi Allah'a bağlanır. Allah'a bağlanan kalp ondan koparmaya kimsenin gücü yetmez. Her namazdan sonra 20 defa okuyamayanlar günde 100 adetle kaza edebilirler. 20 kere. Kim her namazdan sonra 11 defa salavat-ı şerifi getirirse çok muazzam müjdeler vardır. Hazreti Üftade Halifesi Aziz Mahmud Hüdaya Hazretleri, biz Celveti tarikatında her namazdan sonra 40 tane salavat getiririz buyurmuş. Ben gördüm kitapta 11 salavat. Kim İhya-ül-Ümiddin her namazdan sonra 10 kulhü'yü okuyanı cennete girer, cehennem görmez. Oku sen de Allah-u Ekber. Tabi Allah müjde veriyor ki, tabi kardeşim ben bahşiş için söylüyorum sizlere. Okuyun, cennet ne kadar kolay, cehennem ne kadar zahmet meşakkatli, ne işimiz var orada. Dünyanın en mülevvesleri cehennemde. Allah bir, ben Allah'ın azametine sığınırım, siz de sığının ki cehenneme bizi koymasın, çok pis bir yer. Azabı ateşi bir tarafa, azabı ateşi bir tarafa, en mülevves, en Allah'a isyan eden çirkinler, mülevvesler, melunlar, kafirler, iblis dahi cehennemde. Allah bir ben girmem. Neyle? Allah'a güvenerek. Saadat-ı kiramın himmetine iltica ederek Resulullah'ın bereketine. Kavs-ı Kasır bir gün dedi, vallahi cennet hoştur.
Ama cenneti hoş eden Sadat-ı Nakşibendidir. Eğer şahız ne olmasa, Hazret Seyda Şah-ı Nakşibend Kavs-ı Geylani olmasa, Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ali Hazreti Osman olmasa, Amir Binası olmasa, Halid bin Velid olmasa, dedi ben cenneti ne yapayım, cennet safa yeridir. Asıl cennet sevdiğimiz Allah dostlarıdır. Ben Eyüp Aleyhisselam'ı göremezsem neye yarar cennet? Ben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elini öpemezsem cennette neye yarar? Neye yarar ya ben Musa Aleyhisselam'ı gidip ziyaret edemezsem? Vallahi cennet öyle güzel bir mekan halidir ki ben Musa Aleyhisselam'ı göreyim dedim. Hemen Burak gelecek. Hemen Burak gelecek. Hayırdır ne geldin? Sen Musa Aleyhisselam'ı istedin ya. Bilmem ne Musa Aleyhisselam'ın yanına varman bir olacak. Peygamberler üst makam derecede olduğundan saraylarına giremeyeceğiz. Ben şimdi Musa Aleyhisselam'ın sarayını gezsem adalet olmaz. Ben o makama layık değilim. Her cennet sahibinin misafirhanesi olacak. Yüksek makamlardakini görmeyi hak edemediğimden misafirhanesine gideceğim. Yüksek makamlardakiler benim saraya gelince gelecek inşallah. La korkmayın Allah'ın anlattığı. Benim de bir bahçe sarayı olacak misafirhane. O misafirhanedeki makamından dolayı utanmayacak. Allah ne kadar kadir. Kavs-ı Kasrevi dedi ben cenneti ne yapayım şahız ne Hazreti Sani Şah-ı Nakşibend Kavs-ı Geylani olmasa cenneti cennet yapan dedi o mübareklerdir. Yani onların muhabbeti safası cennetin maddi lezzetlerinden daha yüksektir. Ben Resulullah göremesem ne yapacağım? Habibi Lüda'nın Livail Han sancağı etrafında duramazsam ben ne yapacağım? Valla ben cennete, cehenneme gitmem. Ya amma büyük söyledin. Allah'ın fazlı keremi büyük. Sadat-ı kiramı çok seviyorum. Peygamberlerin ayağının tozu olayım. Ben cehennemi sevmiyorum. Allah'ı sevmiyorum. Ya Rabbi sokma beni. Ben ne işim var cehennemde? Allah beni cehennemden azat etsin. Amin. Sizin duanın hürmetine ben girmem Allah'tır. Ya çok kötü bir yer ya. Ateşim ateşe hiçbir şey değil. En Allah'a düşmanlar orada. Benim ne işim var onların içinde? Gafil bir adamın yanında oturuyorum, sıkılıyorum. Ya cehennemdeki zalimlerin yanında ben nasıl dururum ya? Ha ne demek istedim? Siz de Allah'tan korkun, namazı düzgün kılın da cehenneme sizi götürmesinler. Ben kendim misal gösterdim. Yani siz de böyle yapın demek. Ya Rabbim ben cehennemde ne işim var deyin. Namazda deyin, münacatında deyin. Ya ne işimiz var Allah lillah aşkına. Firavun orada. İbrahim Halilullah ateşe atanın yanına varacağım. Ben ne işime gerek mülevves herif ya. Ene Rabbüküm el âlâ. Firavun en büyük ilah benim diyor. Tövbe estağfurullah. Ben ne yapacağım onun yanında? Siz de öyle deyin. Ya Rabbim cehennemde yanmaya razıyım da şu pis gavurları göstermedi. Bir pisler var orada. Bir mülevvesler var orada anlatılmaz. Müjdenin neresinde kaldık? 20 Fatiha'da. Her namazdan sonra ben girmem cehenneme. Allah'ım ben istiyorum Allah'tan. Ben ne işim var? Girecek ve gitsin. Ya Allah göstermesin demiyorsunuz ya. Gidecek ve gitsin. Ha aferin. Aşkınan la ilahe illallah diyen ebedi cehennemde kalmaz. 5 vakit namazı kılan her namazdan sonra 20 defa Fatiha suresini okuyan, her gün okuyan bu surenin birçok hikmetlerine ulaşır. Allahu Teala'nın bir hadisi kutsi var.
Ben kulumun zannı üstündeyim. Doğru mu Osman? Doğru. Benim Rabbim beni cehenneme atmak. Bir daha var, müjdem var. Bende çok delil var. Allah yolunda saçları, sakalı ağarana azap etmeyi hayal eder. Ben ne işime? Ya Rabbim benim delilim var, girmem derim. Ben yolunda arttım saçlarını. Valla girmem. Senin de vaadin var dedim, geç aslanım geçti. Geçeceğim inşallah. İnşallah. Allah'ın fazl-ı keremi ne kadar büyük. Ya Rabbim şu ümmeti Muhammed'e cennete dahil eyle. Ya Rabbim çoluğunu çocuğunu azaptan emin eyle. Ya Rabbim cehennemin ateşine yakma. Nefsin ateşine yakma. Şeytanın ateşine yakma. Şerlilerin şerine yakma. Bir gün ben bir Allah adamının yanında konuşuyordum. Ben dedim hayret ediyorum. Havva Anam bir başına indi dünyaya. Ne yedi, ne içti, ne giydi. Kaşık yok, tencere yok, ateş yok, pilav yok. Adem Safullah ne yaptı, ben şaşıyorum ya, nasıl bir başına yaşadı filan anlatıyorum. O adam istidaka girdi yanımda. Dedi insanların şerri Adem Aleyhisselam'ın mal yokluğundan daha beladır. Allah ona dünyada sıkıntı vermeyen bir genişlik vermiştir. Ama insanların öyle belaları var ki kimsesiz dünyanın sıkletinden daha şerlidir. Ben bunu kulağımdan duydum. İnsanların şerleri kimsesiz dünyadan daha beladır. Gıybet yok kimsesiz dünyada. Zina yok, yalan yok. Halbuki insanların içi kimsesiz dünyadan beladır. Gıybet var, haram var, iftira var. Irz düşmanlığı var, babasını döven, anasını söven var, karısına iftira eden var, komşusunun ırzına... Ya vallahi kimsesizlikten daha beladır şu kalabalık dünya. Fatiha'da kaldık, Fatiha'da ben bildim. 20 kere okursan her türlü iflastan kurtulur, zengin olur, kalbi Allah'a bağlanır. Allah'a bağlanan kalp bir daha ondan kopmaz. Her namazdan sonra 20 kere oku. Ebu'l-i Semerkand'a Hazretleri Fatiha'daki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillah lafzını Allah'a Azimüşşan ve Tekaddes Hazretlerinin şükrüne mahsus kılmış. Allah'tan başkasına şükür edilmeye asla layık değildir. Bütün nimetleri veren Allah'tır. Şükür nimet sahibine layıktır. Muhteremler, şükürün çok geniş tarifleri var. Allah'ın nimetini Sûre-i Er-Rahman'da buyurulduğu gibi saymaya kimse muktedir olamaz. Yemekleri saysak milyonlara varır. Vücudumuzdaki Allah'ın nimetini saysam milyarlara varır. Kirpiğim ondan büyüyor, gözüm ondan görüyor, saçlarım ondan büyüyor, beynim onunla düşünüyor, kulaklarım vücudu sayayım, bir milyar tane vücuttan nimet çıkar, temsil. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine Şeyh-i Sırr-ı Sakati Hazretleri buyurdu ki, oğlum bir de şükürü sen tarif et. Dedi, atam, dayım, mürşidim, şükür odur ki, hamd odur ki, Allah'ın nimetiyle Allah'a isyan etmemek şükürdür. Para verdi, haramda kullanmayacağım. Can verdi, haramda kullanmayacağım. Göz verdi, haramda kullanmayacağım. Nasıl kullanırım? Hakaretle bakarım, şehvetle bakarım, iftira ile bakarım. Kulak verdi, haramda kullanmayacağım. El verdi, dil verdi, her şey. Asıl Allah'a hamd, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyan etmemektir. Allah sana para veriyorsa haramda yiyorsun. Oldun bu şükür şimdi. Allah sana dil vermiş, iftira ediyorsun, hakaret ediyorsun, kötü söz söylüyorsun. Oldun bu şükür.
Bu dili yalancı kullanıyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun, iftira ediyorsun, ırza, namusa, konuya, komşuya gıybet ediyorsun, iftira ediyorsun. Bu dilde hayret ediyor. Ya beyim yapma. 10 dakika önce elhamdülillah dedi, şimdi gıybet ettin, sen beni kötüde kullanma. Dil ayıplıyor bizi, yapma böyle, rica ederim, ben temiz pakım. 70 bin türlü yemek yersin, her birinin lezzetini seçerim, hiç şaşırdın mı? Bir konuşmak istedin, bir eğri laf çıkarmam, hep düzgün konuşurum, rica ederim, şu gıybeti sokma, şu yalanı sokma. Yani bizim azalar, bize şikayetçi Allah'ım diyor. Hiçbiri hoşnut değil. Bizim azalar, bize hiçbiri hoşnut değil. İmamıza nasıl götüreceğiz? Allah'ın huzuruna varacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah diyecek, ya senin dilin amma karman çorman, gıybeti dün etti, yalanı bugün söyledi, Fatiha'yı şimdi okuyor, sen masapsın derse ne diyeceğiz? İşte namaz bu. Muhteremler, bütün mesele namazdan önce abdeste, abdestten önce eve, evden önce komşulara, komşulardan önce mahalleye, mahalleden önce çarşı pazara taalluk eder. Bir kimse namazı huzuru ilahiyle kılabilmek için Şah-ı Nakşibend Hazretleri ferman etmiş, iki hususa dikkat edin. Kim namazda huzur bulmak isterse iki hususa dikkat etsin. Abdeste dikkat etsin, yediği yemeğe dikkat etsin. Abdeste nasıl etsin? Abdest müstakil bir ibadettir. Fatihasını, zikrini, selavatını, tesbihatını, duasını abdestle yapsın. Sakın kimseyle abdestle konuşmasın. Kimseye selam vermesin. Yani nasılsın, iyisin, hoşsun. İki yediği yemeğe dikkat etsin. Yenilen yemek adettir, içilen şerbet, su neyse adettir, kan olur. Kana dönüşür. Ne yersen ye kan olur. Sen yemeği yerken, suyu, şerbeti içerken, çayı içerken haram dinlediysen, o kan haram ile yorulduğundan, kalbin içinden, vücuttan geçerken haram olarak geçer, Allah'ın huzurunda huşu hudu bulamaz. Allah'ın azametinden korkamaz. Şu halde yemekteki edep odur ki, Avusturyalı esnemek yasak. Şükrü esnedi, Allah bir karış ağzını açtı. Mahsus diyorum ki gaflet etmesin. Yenilen yemekteki adab odur ki, bir, yemek seçmesin. Benim Gavsum Seyyid Abdülbaki Hazretleri buyurdu ki, Allah'ın huzurunda en nankör odur ki yemeği seçer. Ben bunu yemem hiç. Bunu da sevmem. Sen hangi yemeğe layıksın ki ona layık değilsin? O sana layık değil. Her yemek Allah'ın nimetidir. Yeter ki içinde haram olmasın. Haram olmayan her nimete tazim etmek sufinin, müminin hakkıdır. Ben bunu yemem. Haşa. Benim Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki Hazretleri buyurdu, sofraya konulan yemekten Mehmet, en asgari iki kaşık, üç kaşık ondan al. Ruzu cezada seni dava edecek. Ya Rabbim, bu kul beni nimet olarak sana, ona rızık olarak nasip ettin, beni beğenip yemedi diyecek. Sakın hiçbir yemekten almamazlık etme. İki kaşık, üç kaşık al. Bu benim kavusumun güzel nasihatı. Yemek seçme. Kim yemek seçti muhtaç olur. Yemek Allah'ın takdiriyle semadan gelir. Yemek Rezzak-ı Kerim'in kullara takdiridir. Ben yemeğe layık değilim ki yemeği seçmeyi seçeyim.
Hangi yemeğe sen layıksın? Hangisini sen halk ettin? Tavuk mu yapabilirsin? Baklıcan mı yetiştirebilirsin kendin kendin? Bir kaşık suyu mu icat et? Hayır, hepsi Allah'ın, hepsi Allah'ın takdiridir. Yemek seçme. Yemeği seçersen namazda da seni seçerler. Ne haber, iş karıştı sana. Şalkıyla, türküyle, gafletle, gıybetle, siyasetle dinleme, yemek yeme. İçine ne kattıysan konuştuklarından, namazın içinde onlar video filmi gibi senin kalbine gelir. Türkü kattıysan dilini Eminem, Eminem, güzel Eminem çağırır. Siyaset kattıysan artık Amerika'dan tutturursun, Japonya'da bitirirsin, dünyayı gezersin. Yemekte siyaset katma. Şükürle, elhamdülillah ile, besmele ile, hiçbir lokmayı besmelesiz kalkma. Kan olacak. O kan da damarlarda dolaşırken neyle yoğruldu, mayasında ne varsa onu zikredecek. Patlıcan yedin, ağzına patlıcan kokusu gelir. Patates yedin, patates tadı gelir diline. Türkülü türkülü, şarkılı siyasetle daha ileri gitmeyeyim. Yemek yedinse dımbırda dımbır, dımbırda dımbır, avratlar oynuyor, kızlar çalıyor. Vallahi senin namazda kızlar aynen yine çalar, türküler yine oynar. Ben demiyorum, Şah-ı Nakşibend Hazretleri söylüyor. Namazda huzur bulan iki yere dikkat etsin, abdeste, yemeğine. Yemeği seçme. Ben sana layık değilim, Allah lütfet de geldim, hoş geldin, safa geldin, ne güzel geldin, bir tazim et yemeği. Allah'ın lütfu. Türkülü, şarkılı, daha anlattım, siyasetli yeme. E ya dünya böyle olur mu? O zaman senin namazda salı pazarı gibi olur. Kadıköy'ün sarı pazarı var, her taraftan mal gel. Hiç böyle namaz kılmamışız, görüyor musunuz neler çıkıyor, neler çıkıyor, neler çıkıyor. Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Azimüşşan'da hamd ile başladığının üç vecihini Ebu'l-Leys Semerkant'a Hazretleri göstermiş. Niçin Elhamdülillahi Rabbil Alemin, muhteremler, muhteremler, Ahmet Bican Hazretleri ilk ruh Adem Aleyhisselam'a verildiği zaman ruh verildi, salsal vücut, çamurdan evsafı nasılsa Allah'ın yarattığı gibi ruh verildi, göz gördü, ruh verildi, beyin düşünmeye başladı. Ruh genize geldi. Ruh dile geldi. Hapşırdı Adem Safiyullah. İlk kelamı elhamdülillah oldu. Allah-u Teala buyurdu. Ya Adem, sen benim ismi hamdle başladın. Livayil hamdı sana vereceğim. Livayil hamd Allah Resulü'nün livayil hamdı. Bununla buyuruluyor ki senin ruh verildiğinde ilk kelimen elhamdülillah'tır. Senin başına ne gelirse bunu demeye mecbur olduğun için Allah ilk kelam bunu söyletti. Anlamadınız burayı. Senin ruh verildiğinde ilk konuştuğun kelime elhamdülillah'tır. Sen insan olarak başına neler gelecek? Adem Safiyullah isen sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bir başına indirileceksin. Vahşi hayvanların içine indirileceksin. Beytullah'a yat emri gelecek. 40 defa yaya Cenab-ı Safiyullah Hindistan'dan Mekke'ye haç yapmaya geldi. İlk Beytullah'ı yapan Adem Safiyullah meleklerden sonra. Elem mi görmedi, zahmet mi görmedi? 200 sene gözyaşı çekti. Mukavele var.
Adem, Allahu Teala buyur ya Rabbi, sana ilk kelam elhamdülillah verdim. Sen başka bir şikayet edecek kelam bulamazsın. Şu halde muhteremler, bizim elhamdülillah'tan başka kullanacak kelimemiz yok. İlk ananın ruhu sana verildi, babanın verildi. İlk kelamın elhamdülillah. Cennetten ilk yiyecek geldi Adem Safiyullah'a, üzüm. Yedi elhamdülillah. Demek her nimet elhamdülillah, her bela, musibet, hastalık, kavga, dövüş, hepsine elhamdülillah. Şikayet hakkımız yok. Hamurumuz bununla yoğruldu, mühür böyle mukavele yapıldı. Anlamadınız ki. Anladınız mı? Göz geldi, göze kuvvet geldi. Dedi ben kalkıp yürüyeyim. Halbuki daha ruh vücuda girmedi. Allahu Teala buyurdu. İnsan acelecidir, aceleden yaratılmıştır. Ya Adem daha dizlerine, göğsüne filan ruh gelmedi. Alt tarafı çanak çömlek. Ha, acelecilik babanın mirasıdır. Hemen çömlek ayaklarla yürümeye kalkarsın. Elhamdülillah mukavelenin birincisidir. Ne yer içer, ne bela musibet, ne hale girersin, hamdden başka şikayet edecek kelime diline verilmedi. Cibril aleyhisselam tepside dört nimet getirdi. İman, haya, iman, haya, neydi bir de? Akıl. Hah, ananıza rahmet. Cibril aleyhisselam dedi, ya Adem beğendiğini seç. Adem aleyhisselam akılı seçti. Akıl girdi makamına. Haya dedi, ya Rabbim, ya Adem, Rabbim bana emretti. Akıl nerede, sen de oraya git. Haya geldi, yüze girdi. Akıl, haya, ne kaldı? İman. İman dedi, akıl nerede, ben de oradayım. Sayfa 20 küsur. Allahu Teala akılı gezdirirken Adem Safiyullah'ı gözünün önünde çok latif, nurani bir şey gördü. Sen nesin, kimsin? Ben senin bensiz olamayacağın nesneyim. Bu cümle zor, bir daha diyeyim. Adem Safiyullah geziyor, akıl da yerinde. Allah Allah, baktı çok latif bir şey görülüyor, çok nurani, latif. Ona dedi, sen kimsin? Ben senin bensiz olamayacağın nesneyim. Allah aşkına adın ne? Dedi, Tevfik-i İlahiye. Tevfik Allah'ın yardımıdır. Tevfik Allah'ın yardımıdır. Allahu Teala bir kul istikamette giderse amellerine tevfik eker. Bir kul istikamette gitmez, şeytanı yaşarsa Allah o kula huzlan eker. Tevfik melaikenin ilhamı, şeriatı garranın hukukunu kalpte muvaffak eden ilahi rahmete tevfik denir. Huzlan şeytanın kalbe ihya ettiği çirkin işlerin yeşermesine yarayan Kahire'de huzlan denir. Adam hiç Nuh diyor, peygamber demiyor dedikleri gibi, hep haramda gözü, hep şerde gözü, namaz yok, niyaz yok. O zaman Allah şeytanın vesvesesine huzlan eker. Yani vesvese kalpte yer tutacak hale gelir. Adam Allah'ın yoluna gidiyor, namazı düzeltti, orucu düzeltti, nimetlere elhamdülillah, kazabelere elhamdülillah dedi, Allah tevfikini eker. O zaman isabetli görüş, akıllı yaşayış, amellere hamd,
işlerde asan, akibette hayır olur. Allah'ın tevfiki olmadan hiçbir şey olmaz. Şu halde akıla Allah tevfiki koymazsa komünistin aklı olur. Masonun aklı olur. Yahudinin, Hristiyanın aklı olur. Akıl güzelliği, hayırı seçer ama makam makam, mertebe mertebe. Akılın ilk makamına ahmak denir. Ahmak kimdir? Güldün ama bilmiyorsun Allah bilir Osman. Ahmak kimdir? Tamam, doğru. Ahmak niyeti güzel, halis, işi bozuksa ahmak denir. Bu tarif ile şu cemaatin küllüsü ahmak, ben de dahil. Niyetimiz çok güzel, işimiz bozuk. Niyetimizden evliya olmak isteriz, işimizden hiçbir şeye benzemiyor. Karman çorman bir iş. Cerbeze var, karamet var, tahi var, aklı isabet var, isabetli görüş. Aklı selim. Kalbi selim olmadan aklı selim olmaz. Önce kalp istikamete girecek, kıllı kuştan, kötü çirkin vesveseden kurtulacak, Allah'a tam razı olacak İbrahim ve Musa aleyhisselam gibi. Allah o kalbe kalbi selim der. Allah'ın hakikatında sebat etmiş kalp. Kalp selim olursa onun nuraniyetiyle akıl, aklı selim, isabetli görüş olur. Şu halde ben akıllıyım, herkes ben akıllıyım diyor. Dünyada 5 milyar insan var, kalbi selim olmadan aklı selim olmaz. Demek tevfik ister. Tevfik için ilim ister, ilim için iman ister. İmandan yakin ister, yakinden hidayet ister. Yakin olmadan iman kamil olmaz. Evet. Ne kadar oldu? İki buçuk saat oldu. Ey Allah, kadiri mutlaktır. Kur'an-ı Azimşan'da hamdin üç defa geçmesinin meselesi, birincisi kulların Allah'a nasıl ibadet, şükür ve hamd edeceğini emretmek için, ikincisi insanın metre layık özellikleri olsa bile, insanda fazıl, kemalat, keramet olsa bile, noksanları çoktur, kemal sahibi Allah'tır. Onun için kendi kendisini insanın övmemesi için Allahu Teala elhamdülillahi rabbil alemin. Övülmek azamet, nimet, her şey Allah'a mahsustur. Üçüncüsü insanın hiç hatası olmasa bile, her hali mete layık olsa bile, fani olan insana bütün bu özellikleri veren Allah'tır. Allah'ın vermiş olduğu lütuflarla kibirlenmemek lazımdır. Övünmemek lazımdır. Allah'a itaatsizlik olacağını bilmek lazımdır. Bunun için de Allahu Teala illa hamdolsun demiştir. Elhamdülillah lafzı Abdullah İbn Abbas Hazretlerine göre Adem yaratıldığı zaman elhamdülillah dedi. Şimdi naklettik. Adem Allah rahmet etti. Ya Adem, Rabbin sana rahmet etti, sen ona hamdü sena et. Çünkü sen onun için yaratıldın. Allah'a hamdü sena edenlere Allah rahmet edecektir. Allah'ın rahmeti her şeyi ihata etmiştir. Nuh aleyhisselam kendisine iman eden kavmiyle beraber gemiye binip düşmanlardan uzaklaşınca yüce Allah'a, o Allah'a şükürler olsun ki bizi düşmanların zulmünden kurtardı. Sure-i Mü'min'in 28. ayette şükretmiştir. Hazreti İbrahim yaşlanıp çocuğu olmasından ümidini kesince Allahu Teala İbrahim Halilullah yaşlılığının içinde İsmail İshak Aleyhisselam'ı vermiş, hamdü sena etmiştir. Bütün şu misaller gösteriyor ki en ulular dahi
Allah'a hamd ile kulluğunun nişanını gösterir. Demin anlatmış olduğum Veled Dallini, Fatiha'nın kıssası uzun, onu kısacık söyleyelim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Ey bizi yaratan Rabbimiz, nefsinin kötülüklerini, şeytanın hilelerini, tehlikeli yollarını kendilerine bildirip hidayet ettiğin kimselerin yoluna bizi hidayet eyle. Onlar rızanı kazanıp hak yola girmekle sana yaklaştılar. İşte buradaki aleyhim lafzı sapmış, isyana dalmış o yol olanların yolundan koru. Yardımını bizden esirgeme, masiyetlerimize bizi zelil helak etme. Nitekim Yahudilerin yardımını keserek onları zelil ettin, İslam'dan uzaklaştırdın, gazabına uğrattın. Yahudiler gibi yolunu saptırıp sapıklığa düşürme bizi. Onlar İslam'ı terk edip Hristiyan oldular. Aleyhim lafzı Hazreti Allahu Teala'nın Habibi, sahabelerin yoludur. Bizi dost doğru hidayete erenlerin yoluna erdir. Aleyhim lafzıyla Allah Resulü'nün sahabelerinin yoluna. En önemlisi geldi şimdi. Gayrı mağdubi aleyhim. Mağdubi aleyhim. Fahri Kainat Aleyhisselam bildirdi ki dallin kimlerdir ya Resulallah? Mağdubi aleyhim kimlerdir ya Resulallah? Habibi Hüda Aleyhisselam buyurdu. Mağdubi Yahudiler, mağdubi Yahudiler, dallin Hristiyanlardır. Mağdubi aleyhim Yahudiler, dallin ve leddallin Hristiyanlardır. Şu halde en sonda okuduğunuz İhtina sıratı müstakim. Aleyhim Allah Resulü ve sahabelerin yoluna ilet. Gayrı mağdubi aleyhim. Beni sapıklığa uğramış, rahmetinden koyulmuş Yahudilere uğratma. Mağdubi aleyhim lafz-ı celili Yahudilere aittir. Ya Rabbim beni Yahudilerin belasına, masonların tehlikesine uzatma. Ve leddallin Hristiyanlara, Hristiyanların sapıklığına, putparaklığına götürme. Yahudilerin en büyük suçu hiçbir peygamber bırakmadan katletmişler. Kitapta buyuruluyor 70 peygamberi bir günde katletmişler. Bir günde 70 peygamber. Allahu Teala mel'un şeytanı nasıl rahmetinden kestiyse Yahudi de rahmetinden kesmiştir. Yahudi fitnenin başıdır, belaların, çıbanların, yaraların başıdır. Dünyanın her kötülüğün altında onların ille parmakları olur. Cehennemin üçüncü katı Yahudilere, ikinci katı Hristiyanlara mahsustur. Amin. Amin lafzı Abdullah İbni Abbas Efendimizin buyurduğuna göre Fatiha'dan sonra amin denir. Amin Fatiha'dan değildir. Yani Fatiha'nın bir parçası değildir. Ama Allah Resulü Fatiha'dan sonra amin demiş. Cemaat dahi İmam Fatiha'yı bitirince amin der. Amin lafzı 4 harftir. Allahu Teala her harfinden bir melek meydana getirir. O melek kıyamete kadar okul için mağfiret dilerler. Hak Teala Fatiha okuyan mümin kullarına rahmet nazarıyla bakar, tevfik-i hidayet eder. Allah hepinizden hoşnut razı olsun. Kala kala etteyyat kaldı. Fatiha'yı tam okumadım, çok uzun. Etteyyatı kısaca hatırlatalım, sohbetimizi bitirelim inşallah. Kıymetliler, namazın iki yerinde ille dirilik ister. Birisi Fatiha'nın okunması, ikincisi ettehiyyat. Şu kitapta buyuruluyor ki ruhu salat aynül hayat, hayatın pınarı namazın ruhu. Ettehiyyatta Allahu Teala, bunu çoklarınız duymadı,
kullarına selam eder, salih kullarına. Ettehiyyatı'yı okurken Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini almaya hazırlan. Nasıl hazırlanacağız? İşte gösteriyorum şimdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Cibril aleyhisselam da eşheden la ilahe illallah, eşheden ne Muhammed abdur Resulü getirmiş. Şimdi biz nasıl düşüneceğiz? Mecdi taliti de hazırlayayım. Ettehiyyat okumada en önemli bir konu, bunu söylemezsek vebal olur. Ettehiyyatü lillahi, ettehiyyat ki aklına gelecek, bütün ibadeti kavliye, lisan ile yapılan ibadetler Allah'a mahsustur. Nasıl hatırlayacağım? Bediüzzaman Sayyidun Nursi Hazretleri buyuruyor ki, Mirac-ı Saadet'te Hülasa-i Mevcudat Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmeti adına, nebatat hayvanat adına ettehiyyatü lillahi buyurdu. Bu Mirac-ı İlahiye'de vaki olan Habibi Hüda Allah'ın azamete arasındaki tecelli-i Rabbaniyedir. Şu anda ben düşüneceğim ki biraz sonra gelecek. Allahu Teala'nın Resulünü şemaili şerif vererek değil. Şemail ne demek? Benim yüzüm, kaşım, gözüm şemail. Cesedim şemail. Allah Resulünü cesetlerden bir cesede benzeterek değil, Allahu Teala'nın Habibi bütün ümmetinin ibadet ve taatlarını ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat bildirir. Şu halde ben düşünürken nasıl düşünüyorum? Allah'ın Resulü Şebeki-i Resulullah'ta bazı resimlerde var. Gözüme getiriyorum cismaniyetini, şemailin değil, bütün ümmeti Muhammed'in dil ile yapılan ibadet, beden ile, mal ve mülk ile yapılanı sana mahsustur. Gözüme getiriyorum. Allahu Teala'nın selamını salihler üzerine Allah'ın Resulü'nün getirip kabul ettiğini düşünerek, ya Rabbi ben de salihlerden edip selamını, tevfikini, rahmetini üzerime kıl diyorum. Kısa özet bu. Çünkü manaya girmeden önce Mecd-i Talit'te bu bahis açılmış. Beni gören hakkı görür. Hanefi imamlarından Şeyh Ekmalettin Şerhi Meşayık adlı eserinde beni gören hakkı görür mübarek hadisiyle ittihap, birleşme 5 asılla olur buyurmuş. Zat da birleşme, sıfat da birleşme, hal de birleşme, fiillerde birleşme, mertebelerde birleşme. İki şey arasında düşünülen, tasavvur olma münasebet bu 5 şeyin dışında olmaz. Ehli tarikatız. Mürşitle birleşmemiz, ittihadımız, içtimaımız nasıldır? Zatla birleşme, giderim ziyaret ederim. Sıfatla birleşme, benim şeyhim cömert, benim şeyhim sabırlı, benim şeyhim rahmetli, benim şeyhim beşeriyetin dertlerini dinler, yemeklerini ikram eder. Benim şeyhim sıfatlarını birleşirim sıfatlarında. Halde birleşme, kamildir. Allah'a itaatte devamlıdır. İnsanlara karşı merhametlidir. Allah'ın azametine mütevazidir. Şeytana karşı şedittir. Nefsine karşı mücadele ve riyazet sahibidir. Fiillerde. O her gün bir ikindide bir cüz Kur'an okur. Ben de okumaya çalışmalıyım. O her cuma kabiri babasına ziyarete gider. Ben de gücümden gidemiyorsam maddeten kalben gitmeliyim. Mertebede birleşmek,
mertebede fena fis şey, fena fir resul, fena fillah. Eğer bir sufi Allah'ın kudretiyle cedd ederse şeyhin fena fis şey makamına ulaşır. Mürşit onu alır, Resulullah'a gönderir, fena fir resul olur. Resulullah da onu Allah'ın azametine ulaştırırsa fena fillah olur. Şimdi kitap diyor ki, buraya geldik şimdi. Namazın oturuşunda Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah ve berekatuh derken Hazreti Resulullah'ı gözünün önüne getir. Şemailiyle değil, risaletiyle, azametiyle Allah'ın elçisi, Allah'ın elçisi, Resulü, ulul azim olduğunun hakikatiyle getir. Kitapta diyor ki, İbni Abidin 40 sene Allah'a namaz kıldı. 12. cilt 12. cilt filan sayfa. İbni Abidin Hazretleri 40 sene namaz kıldı. Esselamu aleyke eyyühen nebi dediği zaman ve aleyküm selam ya İbni Abidin deyip cesedini görmediyse namazını kaza etti diyor kitap. İmam-ı Celaleddin Suyuti 75 defa Resulullah'ı cesedi bakiyle gördü. Namazda Esselamu Aleyke derken Etteyyatta Allah Resulünün risaletini akla getirmek lazım. Onu getirmenin yolları, kitapları var. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü Esselam ve aleyküm selam ya ümmeti. Allah Resulünün huzurunda ettehiyyat namaz kılanlarla kılmayanları birbirinden ayıran büyük bir alamettir. Kafalar karıştı, karışmasın. Peygamberin risaletini getirin. Hatemül Enbiya'dır. Ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin sırrının masarıdır. Allah'ın Habibidir. Kur'an ona nazil olmuştur. 1400 senedir âlemi beşerin rehberi odur. Esselamu aleyke de bu kadar getir. Çünkü bütün nimetler Allah'ın kudretiyle onun eliyle gelmiştir. Ettehiyyatı okurken Esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullah berekatuhu derken Allah'ın risaletini hiç düşünmeyen ne kadar gariptir, mahcuptur, zordur. Çünkü Resulullah senin selamını kamil bir sıfatta almaya layıktır. Namaz kılanları bilir, isimlerine mukabele eder. Sen ona bir salavat-ı şerife getirirsen filan oğlu filanın salavatıdır, varır. Velakin Esselamu aleyke sözünde Hazreti Peygamber Efendimiz muhatap olması, ümmetinden namaz kılanların belli olması, daima ümmetiyle ben selavatla ümmet içinde şehadet etmesi manasını taşır. Risale-i Şerh-i Abbasiye'de Şahab İbni Hacerül Mekki yazmış bunda Osman Hoca Efendi Hazretleri. Yalnız namazda evliyayı hatırlamak namazı bozar. Peygamberlerin sireti, vazifesi hatırlanır. Velakin şeyhini gözlerini önüne getirip tahayyül ve tasavvur etmemelidir. Namazın içerisindeki peygamberden başka muhatap olanların namazını ifsad eder. Mecdit Halid sayfa 56. Sühreverdi Hazretleri Ovari'l Marif'ten sonra söylemiş. Şafii imamlarından Arif-i Şarani Hazretleri Nefahat-ı Kudsiye'de bunu beyan buyurmuş.
Ben bizzat şahidim. Benim şeyhim, efendim, sultanım Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri radıyallahu teala anhüm bana dedi, namazla şeyhi aklına getirme, namazı ifsad eder. İşte önümdeki imam şeyhim Sultan Seyyid Muhammed olmaz. Şimdi ben onunla kılıyorum, olmaz. Namazda mürşidi kamili getirmek namazı bozar. İyi dinleyin, Allah bir, ben hadise şahidiyim. Sofileri yanıltmayın. Şeyhinden kılıyoruz diyerek namazın içine ancak risaletin, Peygamber aleyhisselamın risaletin sireti cesetle, kaşla, gözle değil, güzel anlatıyorum yani, güzel dediğim, açıklıyorum. Sireti Allah'ın Habibidir, Kur'an'ın sahibidir, şefaatin tacıdır. Allah-u Teala haftada iki gün bizim amellerimize ona şefaat ettirir. Ama namazda mürşit ifsad eder. Peki kurbanım, Sultan Seyyid Muhammed Taş'ta sordum. Zikirde nasıl olacak? Zikirde, namazda Allah'ın huzurunda olduğundan gafil olmayarak, namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bilir gibi, Esselamu Aleyke de Resulullah'ın risaletinin hakikatını düşünmek lazım gelir buyurdu. Ve ben benden gitti, tebliğ ettim. Şimdi deminkine geliyorum, ettehiyatı bitireceğiz inşallah. Ettehiyatü lillahi, tahiyyat ki bütün lisan ile yapılan ibadetler Allah'a mahsustur. İkincisi, Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah ve berekatühü. İşte şimdi Allah-u Teala ve Dekaddes Hazretleri Habibine selamını, selavatını, rahmetini, bereketini verdiğini bu mübarek kelamı mübarekeden duyuyoruz. Hazreti Fahri Kainat Aleyhisselam, Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin, salihlerin üzerine Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı olsun. Salih kimdir? İslam ilmihali Ömer Nasibilmen Efendi salihin tarifinde sevabı günahından çok olursa o adama salih denir. İsmail Efendi temsili isim. Dağıttık günahını, sevabını. Sevabı fazla geldi, kat kat geldi. Bu adam salihtir. Şehri Ramazan'ın hilalini görmedi, salih bir kişinin şehadeti demek, sevabı günahından çok bir kişi Şehri Ramazan hilalini görürse oruç başlar. Salih nedir tarif etmiş kitap? Sevabı günahından çok. Elhamdülillah, böyle olan salihtir. İşte Allah'ın rahmeti, bereketi, tecelli-i ilahiye salihlerin üzerinedir. İşte onu okurken Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Aman ya Rabbim, ben de salihlerdenim. Senin rahmet, feyzinin, bereketinin beni müstahak kıl, beni de et. Bu namazın kökü dua zaten. Dua, münacat, yalvarma, tevazu, niyaz. Ettehiyyatı'yı okurken Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat okuyoruz ya, işte bu manayı vereceğiz. Tahiyyat lisan ile yapılan sana mahsustur. Selavat ki ibadeti bedeniye sana mahsustur. Bedenle ne ibadet yapıldı sana mahsustur. Sonra tayyibat ibadeti maliye, mal, mülk ile yapan sana mahsustur. Diyor, bu anlaşmadır, zor. Sen ne ibadet yaparsan yap, dilinle, bedeninle, malınla, ya Rabbim senin için yapmadıkça Allah için yapılmış olmaz ki,
namazın şartlarından en ağırı niyetin salih, amelin ihlaslı olması lazımdır. Şu ibadetler benimdir dedin mi namazı bozar. Dilinle yaptığında Allah için olacak, bedeninle yaptığında Allah için olacak, malına, mülküne, sadakayına, zekatına, işte etteyyat zordur. Elhamda Allah'ın kulluğun, Allah'ın azametini kabul edersin, kulluğunu etteyyatta da bütün ibadetler, her şey sana mahsustur. Dilimine ne anlattım vallahi senin içindir. Bedenimine ne oruç tuttum, namaz kıldım, hacca gittim senin içindir. Böyle olmazsa namaz bozulur. Etteyyat okumak zor. Okurken ben Hazreti Fahri Kainat Aleyhisselam'ın Şebeke-i Resulullah'ı getiriyorum. Diyorum Allah'ın Resulü şimdi bütün ümmet-i Muhammed adına dille, bedenle, vücutla, malla yapılan ibadetler sana mahsudur. Vesselamu aleyna ibadillahi salihin. Allah-u Teala Resulüne salat, selam, rahmet, bereketim nazil etti. O da salihlere indirdi. Aman ya Rabbim ben de salihlerden edip salat, selam, tevfikine, inayetine mazhar kıl. Böyle etteyyat okumuyorsunuz, namaz olmuyor. Elham yarı kaldı elham. Elhamda kaldık, arkasını getiremedik. Haftaya bukura bukura inşallah. Şimdi namazın şeriatı Muhammediye'nin ceset bedenin tesettürü. Baştaki sarık farz namazı 25 derece faziletini artırır. Baştaki sarık cuma namazında namazı 75 derece faziletini artırır. Pijamayla değil çok temiz elbiselerle kaba kalçalarını önünü örtüp hiç değilse diz kapağına kadar temiz bir elbise giyip huzur-u ilahiye çıkmak namazın tadile erkanı dışındandır. Kıyamda anlattık, rüküye eğildiğinde bir tabakla su dökseler sırtından akmaması, kaymaması lazım gelir. Hanefi mezhebinde buyuruyor ki rükuda 3 tesbihat yapılması acele olarak eğilip kalkmaması içindir. Sen eğilince öldü de böyle gambur kala kaldı zannedecekler. Nasıl kalkacağız, kalkarken unuttum tesbihat, ne diyeceğim? Semiallahu lümen hamide rabbena ve lekel hamd. Sanki beni ayakta duruyor zannedecekler. 5 erkanı vardır, 5 vacibi Hanefi'de. Rükuda öldü gibi dümdüz. Su dökülürse belimden kaymayacak. Böyle değil kadınların ayrı. Semiallahu lümen hamide rabbena ve lekel hamd. Beni gören dikiliyor zannedecek. Secdeye indiğinde 3 tesbih olması secdedeki tadile erkan içindir. Secdeden doğruldum Allahu Ekber. Beni gören oturuyor zannedecek. Secde 7 aza ile olur. Baş farz. Burunu değirmek Hanefi'de vacip. 2 eller farz. 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 3 oldu. 2 dil yere değecek, tırnak kısmı yukarıda, etli kısım aşağıda. Ayaklarını pide gibi böyle uzatırsan secdeyi yapmamış olursun, namazın bozulur. Secdenin tahakkukuna kitapta haber var. 2 ayağın parmağı 10, secdeye en aşağı 2 ayaktan 5 tanesi değmezse secde olmaz buyuruyor. Birbirinin üstüne atamazsın secdede ayaklarını. Buraya çıkamam ki göstersen. 2 ayağın parmakları yere değecek. 2 secdenin arasında seni gören oturuyor zannedecek. Etteyyatta oturmak etteyyatı düzgün okuyacak.
İşte ananıza babanıza rahmet etsin. Ettehiyyat miktarı oturmak farzdır. İki oturuşta, ikincide salli barik okulur, selam verilir. İlk namaz sohbetinde bu selam kime verilir, nasıl verilir manaları var. Şu halde kıraatı düzgün okumak, dış kıyafetini tertemiz, nezih, kalçalarını, belini örtecek gibi mümkünse sarıkla kılmak, abdestine edeple almak, sıkışık abdesti, idrar sıkıntısı filan olmamak lazım gelir. Cemaat sevabı var. Allah bilir bu vazım acıdı. Cemaati kılmanın faziletleri Allah kuvvet verirse haftaya biiznillah onlara da ikmal ederiz. Şimdi namazdaki huşuya gelince, namazdaki huşuyu kısaca arz edelim. Sure-i Mü'minun'da Allah-u Teala huşuyu bize emretmiş. Elimdeki mübarek kitap Hülasatul Beyan fi Tefsiril Kur'an, Büyük Kur'an Tefsiri 9-10. cilt. Şimdi geldi oraya. Allah bir Muhammed Hak. Sure-i Mü'minun. Bismillah. قَدْ اَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Namazlarını huşu üzere eda eden müminler fevzi felaha dahil olacaklar. Namaz dönüyor, doluyor, 70 bin kitap oku, namazda huşu hudu olacak diyor. Bu huşu nedir? Namazlarını huşu ile kılanlar fevzi felaha ulaşırlar. Felah nedir? Umduğuna nail olup korktuğundan emin olmak felahtır. Kim namazında huşu üzere kılarsa felaha erer. Umduğuna nail, imandan ölmek, İslam yaşamak, kabir azabı görmemek, cennete girmek, cehennemden azat olmak. Umduğumun nail olmak. Huşu, kalbiyle Allah'tan korkmak, tevazu, tezellül etmek, azayı cevahiri sakin olup etrafa iltifat etmemek. Azalar sakin olacak. Öyle namaz kılanlar var. Ya Allah, hiç azal sükunetin bulduğu vaki değil. İşte huşu, kalbiyle Allah'tan korkacak, tevazu, boynunu bükecek, garibim, günahkarım, kimsesizim, senden başka Rabbim iltica yok, tezellül, kendisini iyice zarif, zelzil, azayı cevahir, dış azalarını etrafa iltifat etmeden sağa sola bakmayacak, yerli yerince azalarını kullanacak, efendim iltifat etmeden kullanırsa tevazu olur. O zaman manayı ayet nasıl olur? Müfessir diyor. Allah'ı Resulü'nü layıkıyla tasdik ve iman eden müminler, umduklarına nail korktuğundan kurtulurlar. Ve o müminler şol kimseler ki tam en iyi yerde kaçağa gider adam işte. Çevirin şu adamı ya. Ha, gidiyor. Hiç kimse babasını dinlemez. En iyi yerde gider ya, o tam huşudu da. O müminler şol kimselerdir ki namazlarını eda ederken kalpleriyle Allah'tan korkup kemali tevazu, ubudiyete lazım olan tezellülü ihtiyar ettikleri gibi azayı cevarihlerini layık olduğu yerde kullanır, kalben ve kalen canibi hakka teveccüh ederler. Hiçbir yere iltifat edip bakmazlar. Sağına soluna bakmazlar, semaya bakmazlar. Bu ayetten sonra sahabeler
secde mahalline bakmıştı. Sahabenin biri sakalını kaşıdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kalbinde huşu olsaydı azalarında olurdu. Yani sakalını kaşımazdı. Sakal kaşımak, sinek kovalamak, tersilmek huşunun yokluğuna alamettir. Çatlıyor olsanız kıpırdayamazsınız. Eğilince beliniz açık, gömlekle montla kılarsanız namazınız bozulur. Baş açık kılarsanız mekruh olur. Çoraplarınız pis, koka koka kılarsanız hakeza. Allah sizden razı olsun. Bunu haftaya da anlatabiliriz. İşi uzun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim Teala namazını kemal kılanlardan etsin. Akıbetimizi hayırlı etsin. İşlerimizi asan etsin. İmanımızı kamil, rızkımızı helal etsin. Sevdiğimiz, saydığımız tasavvuf yolunda ameli salih ile yaşamayı nasip müessel eylesin. El Fatiha ma salavat. Deman salavat. Deman salavat. Deman salavat. Deman salavat. Deman salavat.